balam ben evlen Miren. Benim için sen bir diren, bana dön derler dön Miren. Yahşi gelin evlen Miren, yoh ay balam ben evlen Miren. Yahşi cazibe subayım ay balam, İstanbul'a gelirem ben vay babam. Kağıt üstü imza faydalan, oğlunu everesin bana hadi kaynana. Şov, görsel bir şov yani. Çok güzel görünüyor ya. Bunun adı ne? Bikini mi? Adı bikini değil, bilinçikti. Bizim oralarda böyle çok pişirirler. Esin'de Ruslar hemşire pişirir. Bakım görüm hoşuna gelecek. Gitmez mi ya? Yerim ben o bilinçki vallahi billahi ya. Sen akşam bana dedin yani sabah sana yeni bir şey yapacağım diye. Ben o akşam öğününü pas geçtim biliyorsun. Vallahi. Aha geldi. Öküzün önde gideni öküz geldi. Yani ilişki özürlü olduğu için hiçbir zaman olmayacağı kaynanası seviyormuş vallahi. Ben kapıyı açayım da bilinçik kim burada dursun. Bilinçik çok güzel ya. Selam böceğim. Hoş geldin böceğim. Vallahi kaynanan seviyormuş ha. No 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 no. Senin kaynanan seviyormuş. Bak sana ne yaptım. Hay yan bastık. Sakın bir şey yaptım deme. Böceğim, başka şey dileseymişin olacakmış değil mi? Bak ne güzel, hadi gel. Şöyle koyayım. Oturuvereyim. Ay hayatım vallahi Allah canımı alsın. Korkuyorum sormaya ama bu ne ya? Dear God, dearım. Böceğim, senin için çiğ börek yaptım. Bu çiğ böreğiydi. Allah Allah, benzetemedin galiba. Hadi böceğimi ye. Ne yiyeyim, bunu mu yiyeyim? Görünüşe göre ayvayı. Böceğim, tabii ki de bunu yiyeceksin. İşte çiğ börek yer misin? Hayatım ne bileyim ben bunu bir fırına falan koysaydık, tavada kızarsaydık böyle canlı canlı bakıyor hayvan ya. Canlı gördün mü? Bak erkek işte ya. Erkek olduğun nereden de belli. Ay aşkım böceğim bu çiğ börek ya fırına verilmez. Erkek ya bilmiyor. Bilmiyorum hayatım. Şu anda ben tamamen yani mantık sınırlarını zorluyorum. Standby konumdayım ya. Anlamadım yani. Hadi böceğim hadi bakalım. Laf salatası yapmayalım. Çiğ böreğimizi yiyelim. Hadi bakalım hadi. Tövbe estağfurullah ya. Hayvanın sinirleri atıyor sanki. Adın ne senin oğlum? Erol efendim. Erol, ay canlıyım senin. Kolay gelsin Erol. Nereye imzalıyorsun? Tamam, şuraya efendim. Teşekkürler. Bir zarf alayım, zarf alayım. Buyurun efendim. Aynen. Sağ ol oğlum. Ha bu arada unutmadan. Al şunu cebine koy. Efendim ne yapıyorsunuz? Ben işimi yapıyorum. Lütfen, lütfen. Şuna bakacaksın, cebine koyacaksın. Tamam. Bak Erol. Hayat, yerde bulduğum bir piyango bileti gibidir. Büyük ihtimalle bir şey isabet etmediği için yere atıldığını bilirsin. Ama insanoğlu meraklıdır. Yine de alır bakarsın o bileti. Yani bu parayı alacak, çocuklarına oyuncak, hastanana ilaç alacaksın. Benim annem geçen sene öldü zaten Ejder Bey. Karısın. Geç kaldık desene. O zaman dur Erol. Şu parayı alacaksın. Abi. İtiraz istemiyorum. Abi. Beni dinle. Beni dinle Erol. Şu parayı alacaksın. Babana kendi yaşına uygun helal süt emmiş bir tane kısmet bulacaksın. Daha sonra analığın hastalandığında ona ilaç almak için bu parayı kullanacaksın. Anladın mı? Çünkü o kesin hastalanır. Bir şey olur. Yani başına bir şey gelir. Allah göstermesi. Onunla ilaç alacaksın. Bak sağım sarımsak, solum soğan gibi. Bu düğün, bu ilaç. Anladın mı? Karıştırma. Hadi yavrum. Eyler çok büyük adamsın ya. Oğlum ya. Abartma o kadar ya. Çok para ya. Abartma. Ya gel buraya be çocuk.
Gel buraya. Büyük adammışsın sen. Gel buraya bir çocuk. Vallahi büyük adammışsın. Kendini bırakmayacaksın, tamam mı? Haydi git, haydi git şimdi. Sabah sabah beni ağlattın be çocuk. Vallahi bilemedim ki hayatım şimdi. Cazibe'de baksana böyle yepyeni bir tane börek yapmış. Bileceğin diye. Çok güzel yani, bileceğin. Bileceğin? Ha, bileceğin. Hani hikayesi var, klibi var, anlatıyor ya Michael Jackson. Böreğin hikayesini anlatıyor yani. Boğuntuya getirmeye çalışıyorum. Bunu bileceksin. Ha, bileceğin hemen yiyeceğin işte ya. Allah'ım ya, böceğim sen ne kadar saf bir insansın ya. Ya bildiğin krep bu ya, bildiğin krebi sana bileceğindi, börekti, bilmem neydi diye kakalamış ya. Yüresel yemek diye kakalamış, bu ne ya? Bildiğin krep değil de bu, bilinçiki de. Bilinçiki, bilinçiki. Ay. Ay bu Azeriler de yani bizim geleneksel, görneksel yemeklerimizin sonuna bir i harfi koyuyorlar. Kendi yemeklerimiş gibi kakalıyorlar yani. Yok efendim neymiş? Cacık, carcıki. Efendim söyleyeyim, plak, plaki. Olur mu öyle şey ya? Hayatım bence sen hatları karıştırdın. Yani onlar Yunanlılar yani. Hem bizde plak diye yemek yok ki, plaki olsun. Bu arada Simge Hanım, bilinçik en azından çiğ değildi. Ona baksana sen. Senin dilin çok bir uzadı. Ben keserim o dili, anladın mı? Sen benim böreğime laf mı ediyorsun ha? Ha? Vallahi laf demeye çok isterim ama diyecek laf tapa bilmirem. Ama çok merak ediyorum. Çin böreğini nece eliyirsiz? İçine Çin ne koyuyorsunuz? Kemal! Sen niye gülüyorsun edepsizin yaptığı şakalara? Dalga geçiyor. Alenen benle dalga geçiyor. Hayatım niye dalga geçsin ya? Zarafa deledim ha? Zarafa deledim. Çok merak edirsiniz. Bir gün bana gelirsiniz. Ben size nece çiğ böreği pişireceğinizi öğretebilirim. Ha ha hat! Ben senin hamaratlığına turup sıkarım, anladın mı? Bak 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 bak. Gelecekmiş de bana bilmem ne öğretecekmiş. Güzelim güzelim, sen bir kere hamarat olsaydın böyle sap gibi kalmazdın ortada, anladın mı? Bak, hamarat değilsin, dul kalmışsın. Bu yaşında dul kalmışsın, sap kalmışsın. Bak bana, benimle evlenmek için gün sayan bir sevgilim var. Öyle, öyle tabii de yani... Yani bakma sen, biz evlenemiyoruz. Neden? Çünkü babam izin vermiyor. Babam izin verse var ya, Kemal benimle evlenmek için can atar, can atar. Günleri sayıyor güzelim yemeklerimi yemek için. Ben sapam, ele. Sapsın, sapsın, sen de sapsın. Sapsın da sapsın, sen ele sapsın. İlinde sapacağım sana ha! Ya hanımlar ne yapıyorsunuz? Vallahi yemek değilse bağladık yani ya. Hiç yakışıyor mu size? Böyle güzel yemeklerin önünde, çiğ böreğin önünde, birinci günün önünde yapmayın. Aa, merhabalar, eşler komiserim. Oo, ben de bu saatte buradan kim geçer diyorum. Meğerse Makbule geçermiş. Gül ya, gül. Makbule geçer hani, adınız ya geçer. Ne yapıyorum ben ya, çok espriliyim. Evet, her babacan polis gibi ben de arada sırada böyle espriler yapabiliyorum. Nereye Makbule, yoksa ekstraya mı? Yok komiserim, çarşıya kadar gidiyordum da şerefimi de Cazibe teyzesine bırakacaktım. Anne, ne saçlısı, bacaklarına ağda yaptırmaya gitmiyor muydun? Rezil ettin beni. Ay, komiserim, çocuk işte böyle evde konuşulan her şeyi kaydediyor. Böyle patladanak söyleyiveriyor. Bir dakika, ne dediniz siz? Her duyduğunu kaydediyor mu dediniz? Ya, maalesef komiserim, maalesef. Bu çocuk sürekli Cazibelerin evinde. Orada konuşulanları ağzından alabilirsem görevi başarıyla tamamlayabilirim. Haydi bakalım Ejder, çocuğu misafir edecek, sonra da bülbül gibi öttüreceksin. Bir dakika, bir dakika. Siz Cazibelere hiç bırakmayın çocuğu. Biz evdeyiz, biz bakarız şerefe. Ay yok, yani şimdi Fakriye Hanım falan bir şey der. Hem size zahmet olmasın komiserim. Hayır efendim, ne zahmeti? Bize hiçbir şekilde zahmet olmaz. Hadi bakalım, siz kuaförünüze gideceksiniz, ağdınızı yaptıracaksınız. Şeref! Haydi bakalım, sen de bize gideceksin, uslu uslu oturacaksın. Evimin çocuğu, Ejder amcanın misafiri olacaksın. Gel bakalım, gel. Çok teşekkür ederim. Ama böceğim ya, çiğ böreği yemedin. Hayatım, akşam olsun, akşama böyle tadını çıkara çıkara yemek istiyorum, yapma. Duy Cazi, duy. Senin bir gün
olsun yaptığın yemek için bir kişi böyle bir laf etti mi? Dur Azgül'üm, daha az evvel Kemal abi... Az evvel Kemal abini, yani diyor beni, baban aradı. Hadi işe geç kalmayın dedi ya. Telefonla aradı adam. Sen de bir çeneni tutamadın, aferin Cazibe. Vallahi kusura bakma. Su kızdırıcıda börek pişiren birinden hanımlık dersi öğrenecek değilim Kemal abi. Bana baksana sen Kemal. Bu bana bir şey dedi, bana su kızdırıcı dedi. Yani Simge Hanım'ı kızdırdıysam kendisinden özür dilerim dedi, o kadar. Ay çenenin bağına. Hadi gidelim, hadi. Çiçim. Sapıymış. Beni bir gün o geder hırslendirecek ki... ...böyle kapı kimi, evlilik cüzdanı bele 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 bele... ...sokacağım gözüne, o olacak. Geç, aa bak Fakriye teyzen. Aa, kocacığım. Bu o kırmızılar giymiş kadının çocuğu değil mi? Fakriye ne yapıyorsun? Çocuğun yanında annesinden kırmızılı kadın niye bahsetmeyeceksin? Evinin kadını, apartmanın saygılı komşusu olacaksın. Bak Gül Hanım'ın biraz işi varmış. O yüzden Şeref bizde kalacak birkaç saat. Şimdi mutfağa gideceksin, Şeref'e kurabiye getireceksin. Kakaolu, fındıklı aranjman yapacaksın. Ey maşallah, şuna bak be. Analar ne koç yiğitler doğuruyor. Şimdi senle erkek erkeğe biraz laflayalım babacan. Sen Cazibe teyzenlere gittiğinde de böyle uslu uslu oturuyor musun orada da? Ha? Oturuyorsun. Aferin sana. İşaret dilini yerim senin. Ya biz bu apartmana yeni taşındık ve ben komşularımızı çok iyi tanımıyorum. O yüzden sana birkaç soru soracağım. Acaba Cazibe teyzen Kemal amcanı gerçekten seviyor mu? Sevmiyor. Ya demek Cazibe teyzen Kemal amcanı sevmiyor. Cazibe teyze başka birini seviyor. Demek başka birini seviyor. Bingo. Çocuk yavaş yavaş dökülmeye başladı. Peki kimi seviyor yavrum? Kimi seviyor? Söylemem. Nasıl söylemezsin yavrum? Kimi seviyor? Söylersin. Söylemem. Niye yavrum? Söylemem. Söylemiyorsun, dur. Ha şeker, şeker. Al ye yavrum, bak şeker ye. Dimağın açılır, hadi. Beynine kan gider, hadi yavrum. Söylemem. Söylemeyeceğim. Ya Fakriye, şu kurabiyeleri hazır edeceksin. Çabucak buraya getireceksin. Hatta ben de gelip sana yardım edeceğim. Sen bu şekerlerden ye, evi dağıt, tamam mı? Bak çiçek var, vur bunu. Hadi yavrum, ince düşün ama, ince. Tamam, geliyorum ben. Kimi seviyor olacak? Tabii ki beni ama sana söylemem, bizimki yasak aslında. Ay annem, annem gözleri aynı ben ya. Of Simsim ya, çok sıkıldım ben bu mesajlardan. Yok kredi ister misiniz? Yok ev aldınız mı? Ay bilmiyorlar mı benim babam da para gani? Bunlar da müjde verdiklerini zannediyorlar. Allah Allah ya! Sen de sert yap birazcık ya. Bir kere ben kredi alacak kadar fakir miyimdi? Yapmak lazım, doğru söylüyorsun canım. Bak sen fakir deyince aklıma ne geldi? Gelecek ay kim evleniyor tahmin et. Aa kim? Pırıl Su. Aa hani şu bankada çalışan çocukla mı? Aynen canım. Aa ama Pırıl Su'nun babası izin vermiyordu çocuk fakir diye. Evet öyleydi ama tabii Pırıl Su'nun hastalığı su yüzüne çıkınca babasının yelkenler fora. Ay canım, ay kıyamam ya. E tabii ne yapsın? Kızının son arzusunu yerine getirmek için kabul etmiştir fakir makir. Bakmaz yani sonuçta. Ne yapacak yani? Eski tür filmlerinde bile yok o kadar katı kalplilik. Şimdi bak, ay bak misal veriyorum. Tabii yani Allah göstermesin. Şimdi sen amansız bir hastalığa yakalansan... ...Hulusi Babişko senin Kemal'la evlenmene izin vermeyecek mi? Ay vermez olur mu babişim, kıyamaz. Son arzumu hemen yerine getirir ya. Canım benim ya. Ay, 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 ay. Tüte. Simsim, bir şey oluyor, hissediyor musun? Ay hissediyorum ya, bir şey geliyor sanki. Oluyor. Ay Tüte, Kemal'le evlenebilmem için babama yapacağımız numara geldi şu an. Sen çok cin gözsün, tahmin ettiğim şey mi? Tahmin ediyorum ki tahmin ettiğin şey. Ay bak şimdi sahte bir doktor bulacağız. Bu sahte doktor babama benim amansız bir hastalığa yakalandığımı söyleyecek. Ve babam da Kemal'le evlenmeme izin verecek. Tabii ki Hulusi Babişko sana kıyamayacak. Evde kalmaktan kurtulacaksın. Kemal'le evleneceksin. Ay. Aynen Zümayla.
Bey, bana sorarsanız yani bu yaka kartı olayı tamamen gereksiz. Çok ciddi söylüyorum yani, tamamen gereksiz. Evet Hulusi Bey, yani şimdi böyle boynuna silgi asmış ilkokul öğrencisi gibi biraz tuhaf olmayacak mı yani? Siz Pepili! Şimdi bence Zimer Bey'in fikri çok güzel bir fikir. Bakın, sevdiğim üç nokta yan yana. Üç nokta. Hay ağzınızı tut yesin Hulusi babacığım. Yani öyle bir övüyorsunuz ki övülesin bir insan oluyorsunuz Hulusi babacığım. Öpeyim. Ya efendim, biz zaten personel olarak birbirimizi yakinen tanıyoruz, öyle değil mi arkadaşlar? Evet, evet Hulusi Bey. Misal biz bütün arkadaşlarımızı biliyoruz. Ferda, Ebru, Nur, Nil, Sude, Pelin. Peki. Gel buraya deli kadın, gel. Buyurun efendim. Bu arkadaşının adı ne? Recep? He. Hayır değil. Can. Gel. Peki. Diğer arkadaşlarının adı ne? Bu erkeklerin. Recep, Şaban, Ramazan, Sütoğlan. Demek ki neymiş? Bütün bunlardan çıkardığımız gerçek şu. Ziver Bey'in fikri harika bir fikirmiş. Anladın mı Pepili? Şimdi bu yaka kartlarının ilkini ben patronunuz olarak hemen boynunuzu uzatıyorsunuz ve İthalat müdürüm, sana değil, sana değil. İthalat müdürüm Kemal Kükreğine takıyorum. Uzat boynunu Kemal. Al, taktım. Sana da sonra takacağım. Evet, şimdi ben gidiyorum çalışmaya. Sen de diğer arkadaşlarının boyunluklarını takıyorsun. Herkes kim olduğunu bilsin. Baksın, kimim ona göre hareket edin. Merak etmeyin Hulusi babacığım. Ben de pendümümkini şöyle bir alayım. Asistan kızım, sen bunları arkadaşlara dağıtırsın artık. Tip ya, tip. Ulan ben de bu maymunluğun intikamını onlar almazsam bana da Kemal Kükren demesinler. Dur bakalım, ben de sana takacağım. Dur, dur. Görüşeceğiz bakalım. Peki, Kemal'e bahsedecek misin bu plandan? Ay olmaz, asla ve asla yani. Kemal bir kere babama yalan söyleyerekten işte ölümcül hastalık falan falan diye kabul ettiğini duyarsa inanılmaz derecede gururuna dokanır. O yüzden asla söylemiş. Erkeklik gururu sonuçta. Yani Hulusi Babişko demeyecek mi Simge hasta çok üzgünüm falan? Hayır, demeyecek. Çünkü sahte doktorumuz diyecek ki bunu kimse bilmemeli diyeceğiz. Tek yani tembihleyecek, anladın mı? Güzel. Tamam, buraya kadar her şey okey ama gelelim fasulyenin faydalarına. Kim olacak bu sahte doktor? Bir kere acayip yalan söylemeyi iyi beceren biri olmalı. Bana diyor ki, mankenlik kariyerimi yarıda bırakıyorum. Pahay'dan ayrılıp senin yanına yerleşiyorum dedi bana. Dedim ki, Janis olmaz öyle şey. Sen kariyerini yaptın. Sen buralara tırnağınla geldin. Sen manken olmak için nelerini verdin dedim. Aynı zamanda yani aramızda o kadar aşk yok. Ben o kadar yoğun hissetmiyorum sana karşı dedim. Bir yerde. Aynı zamanda acayip para göz biri olmalı. Para için her şeyi yapabilmeli. Çifte kumrular, afiyetler olsun. Bahşişimize bakalım. Bu ne? 1 lira. Kardeşim ne yaptın sen ya? Sadaka mı veriyorsun kardeşim? 1 lira bahşiş mi olur ya? Hala peşinden gidiyorsun adamın. Ne kadar terbiyesizsin ya. 1 lira bahşiş ver adamın, adamın peşinden gidiyorsun. Hem çok iyi yalan söyleyecek, hem para gözü olacak. Kim olabilir bu acaba? Acaba? Vay vay vay. Güzel ikiller burada. İçimden bir ses pişti olacak diyor. Ya niye geldin başımızın tepesine maça papazı? Sus be Erdoğcuğum ya, bir şey düşünüyoruz herhalde. Duyuyor musunuz? Ha? Duyuyor musun sen? Sen de duyuyor musun? Evet. Bir şey geliyor, bir şey geliyor bak. Evet. Vallahi bir şey geliyor. Ne yapıyorsun lan, ne yapıyorsun? Hayvan çala çala geliyorsun, buldun mu? Buldum Kemal bak. Oha, oha kilise çanı, yuh yuh. Zimel Bey nerede? Tuvalette. Ver şunu sen bana, rolniyi yap gözünü seveyim. Ayıp ediyorsun Kemal. Geliyor, geliyor. Barış ne diyorsun kardeşim, bu bana yakışır mı ya? Yakışmaz mı abiciğim? Dur bakayım bir, şöyle bir bakayım. Vay vay vay. Kemal'im demek Hulusi Bey müdür çanını sana layık gördü kardeşim ha? Bir dakika arkadaşlar ya. O çan ne çanı Kemal Bey? Önemli bir şey değil be Ziver'cim. Bu senin yaka kartı uygulamandan sonra Hulusi Bey müdür çanı uygulamasına geçti. Müdür çanı.
çanı. Evet, şimdi Hulusi Bey dedi ki, bu şirkette dedi kim yetki sahibi, kim müdür, onu böyle görebilmek için dedi müdürlerimize çan uygulamasına başladı. Bir dakika arkadaşlar ya, bir dakika ya. Yani müdür çanıysa onun bende, bana da olması lazım ondan ya. Ben müdür değil mi? Ben mali işler müdürüm arkadaşlar ya. Benim de bir çanım olması lazım arkadaşlar. Oğlum Allah Allah, bir tane varmış şu anda şirkette. Sonradan devamı gelecek, o yüzden Hulusi Bey bana verdi. Olur mu ya? Haksızlık mı ya? Haksızlık bu, olmaz ki ya. Şimdi Kemal Bey, bir baktıydım da böyle sanki Siver Bey'in kostümüyle böyle çan biraz daha uyumlu gibi geldi bana Kemal. Hadi ya. Barış Bey haklı, Kemal Bey. Verin bakın, verin, verin bir bak, bak. Bana duydu ama. Şimdi Kemal'im Bey, ben diyorum ki sen bence ver bu çanı Siver Bey'e. Bir sonra gelen partideki çanı da sen takarsın kardeşim. Hadi ver, ver. Barış Bey haklı, Kemal Bey. Siz onu bana verin. Bak, bak daha güzel duruyor. Neden? Çünkü ben böyle daha böyle pastel renkler giyiyorum ya. O yüzden bana daha iyi durur, Kemal Bey. Ben. Hulusi Bey bana verdi bunu. Olmaz. Ben bunu sana verirsem personel benim müdür olduğumu nasıl anlayacak? Ya Kemal Bey, dert ettiğiniz şeye bakın Kemal Bey. Ya siz böyle daha görünüşten müdür, daha ki müdür özelliğiniz var. Ya çanamana ihtiyacınız yok ki sizin Kemal Bey. Hadi ya. Abi. İyi tamam vereyim. Sen tak ama bir şey söyleyeceğim ya. Öbürküler gelene kadar arada sırada versene, ben de bir tur atarım bununla. Takayım. Sen de rahat et. Ver o çanı sen bana. Heh işte. Müdür çanı. Kızım aç kapıyı, aç kapıyı. Gel kızım, salla, salla işte kızım. Erdo, bizim için bir şey yapar mısın? Erdo, bizim için bir şey yapar mısın? Uzaklarda, çok uzaklarda beyaz bir ışık belirdi. Işıktan birisi bana gel, gel. Bugüne kadar yürümelerinin, sağlı sollu yürümelerinin karşılığını buldun dedi. Aylardır bunu bekliyordum Allah'ım. Aylardır bunu bekliyordum. Ağlamayacağım, ağlamayacağım. Ne istiyorsunuz? Her şeyi yaparım. Canım benim ya. Hemen yaparım diyor bak. Kaç para istiyorsun? Para mı bir de üstüne üstlük para mı? Ya ben bu kadar atletik bir insan olduğumu biliyordum ama bu kadar atletik, komadret bir insan olduğumu biliyordum ya. Şımardım birden. Yalnız Erdo, şey doktor rolü yapabilmen lazım. Yapabilir misin doktor rolü? Sen ne diyorsun ya? Doktor fantazisi diyorsun sen bana. Stetoskopumla gelirim. Soyunursunuz, ben arkanızdan koşar gelirim. Getir bakayım kulağını. Kulağını getir, kulağını getir. Bana baksana sen Fahri Ergen. Seni var ya ergenlik sivilcesi gibi sıkarım. Ah. Terbiyesiz. Hemen sapıklığa bağladı. Edepsiz, arsız. Geç otur bakayım. Anlatacağız sana. Ha, otur. Dinle şimdi bak can kulağıyla, tamam mı? Evet, hadi dinliyorum. Şimdi bak, olay şöyle olacak. Müzik girsin. Müzik girsin. Ha, pandomimle biz böyle olayı anlatmalar. Hadi tamam, bakalım. Girsin müzik. Gir. Hulusi babacığım, Doktor İlker Kalın diye birisi geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Doktor, benimle ne görüşecek? İyi peki, al içeri. Hulusi babacığım, siz hiç endişelenmeyin. Hem endişelenecek olsa ben sizin yerinize endişelenip turp gibiymişsiniz. Sizin bir şeyiniz yokmuş, sizinle ilgisi yok yani Hulusi babacığım. Tamam, sağ ol. Hadi al içeri. Ziver Bey, ha? Şan, yakışmış ya. Evet, çöylüyorsun Hulusi babacığım. Sizin sayenizde. Adama bak ya. İnek gibi çan takmış, sayenizde diyor. Manyak mıdır nedir? Açılın efendim, açılın. Buyurun. Ben doktorum. Merhabalar, inek sesini takip ettim, geldim buradaki buldum kendimi. Buyurun. Hemen vakit kaybetmek istemiyorum, lafı uzatmayacağım. Üç beyaza dikkat ediyoruz. Larry Bird, Beyazıt Öztürk, Eminem. Bunlara dikkat ediyoruz, lafı uzatmıyoruz. Evet. Tamam da daha başlamadınız ki uzatasınız canım. Başlayın bir defa. Efendim, çok vakit kaybediyorum.
bu vakit kaybetmelerde kaç hasta ölüyor sizin yüzünüzden farkında mısınız? Kaç hastaya bakamıyorum sizin yüzünüzden. Tamam canım, lafınızı bitirin. Hemen gidin hastalarınıza bakın. Ölmesinler, beklemesinler. Allah Allah. Efendim, konumuz Simge. Simge, ne olmuş Simge? Ne olmuş? Bana bak. Simge'yi istemeye mi geldin yoksa? Eğer onun için geldiysen buraya doktor olarak girdin ama hasta olarak çıkarsın, haberin olsun ha. Beyefendi, ben ne yapayım sizin bir ayağı çukurda kızınızı? Allah aşkına çok rica edeceğim. Ne demek bir ayağı çukurda kızın? Ah, bu şekilde söylemek istemezdim. Bu şekilde söylemek istemezdim ama. Ağzımdan çıktı bir kere. Beyefendi, Hulusi Bey. Raporlarda göründüğü üzere durum kritik. Simge Hanım'ın durumu kritik. Çok zamanı kalmadı kendisinin. Ne diyorsun? Allah Allah! Olamaz! Olamazsa olamaz ama maalesef oldu. Kendisi baş ağrısı için gelmişti. Ben de şüphelendim. Yani beyinde çok fazla fonksiyon yok. Beyni çok fazla çalıştıran bir kişi değil. Siz de biliyorsunuz, kızınızı benden daha iyi biliyorsunuz. Ama beyinde kocaman bir uğur çıkıyor beyefendi. Böyle bir şey yok. Böyle koskocaman böyle. Bu beyinden doğum yapacak sanki kendisi. Ne diyorsunuz doktor? Nasıl olurum? Ağlamayacağım. Ağlamayacağım. Kendimi bırakmak istemiyorum. Hulusi Bey, siz de kendinizi bırakmayın. Siz de kendinizi bırakmayın. Kızınızı en mutlu günlerinde yaşatın istiyorum ben. Mutlu günleriyle beraber yaşasın. Mutlu günlerde beraber olsun. Hulusi, gel öpeceğim. Peki doktor, ne kadarlık ömrü kalmış? Vallahi efendim, yani... Efendim, şimdi biz Mart ayındayız. Kaç gün var Nisan'a? 12. Nisan kaç çekiyor? 30. 30. Aydın'ın plakası 09. Oradan tüme geldik, tüme vardık, kare kökünü aldık. 3 ay. Yapmayın, yapmayın doktor. Yapmayın. Peki, yapabileceğiniz bir şey yok mu ya? Vallahi ne yapabilirim ki Hulusi Bey? Hadi 4 ay diyelim. O da sizin için, sizin hatırınız için. Ama yani bize gelişi böyle Hulusi Bey. Yani bizim çalışan çocuğumuz var. Ondan sonra bu röntgenlerin parası var, kirası var, stopajı var. Bunların vergisi var. Ancak 4 aya bağlayabiliyoruz. Ya bir bakın doktor bey. Belki hani bir şeyler olmuştur. Testler karışmıştır, ne bileyim. Amansız hastalık değil de amanlı hastalıktır. Belki de hamiledir ha, hamile olsun mesela. O güzel haberi vermek isterdim ama yok. Yani Türk filmi değil bunlar, Türk dizisi. Türk filmi de olsaydı olabilirdi. Ama Türk dizisinde amansız hastalık deniyorsa amansız. Hücceten giderler yani, küt diye giderler. Bu diziye özel bir şey yapsak olmuyor mu? Yani bu dizi sitcom komedi dizisi olduğuna göre bir arkadan bir gülme efekti verilebilir ama duruma uymaz. Duruma uymaz. Ben derim ki size, kızınızı mutlu edin. Son günlerinde ilgi yapın, alaka yapın, her türlü isteğini geri çevirmeyin. İsterse istek parçası istesin, peçeteyle size yollasın, patladın şarkıyı gelsin. Gerekirse ezberlerim o şarkıyı seyredin. Gülbacı, niye zahmet elemişsem, tort getirmişsem? Senin sohbetinin şirini de mene besti, he? Ay lafım olur Cazibeciğim, hem ne zamandır görüşemiyorduk. Peker pekmezin gittiğini de öğrenince dedim şöyle bir kutlayalım. He, gitti ama yerine başka bir polis gelipti. Bunun için biz Kemal'la er arvat rolü oynamaya devam edeceğiz. Ah, vah vah, sen de bu duruma feci halde üzülmüş görünüyorsun Cazibeciğim. Yeni yeni, Kemal'la bir yerde yaşamaya dözeceğim. Ne yapacaksın Cazibeciğim? Başa gelen çekilir. He, Kemal olunca çekilir. Sevgili istihdamlarım, toplanın. Aç kapıyı, aç kapıyı, aç kapıyı, aç kapıyı. Arkadaşlar toplanın, toplanın. Hulusi Baba bu Rus'a sesleniş konuşmasını gerçekleştirecek. Buyurun Hulusi Babacığım. Kim bilir gene neyin fırçasını yiyeceğiz, hadi bakalım. Bakın istihdamlarım, ben hayatta 3 şeyden nefret ederim. 1. Yolda fazlaca samimi olmadığım bir tanıdığa rastlayıp ayaküstü konuştuktan ve vedalaştıktan sonra onunla aynı istikamete doğru yürümek zorunda kalmak. 2. Süpermarkette, kasalarda önüne konulan poşetlerin bir türlü ağzının açılmaması ve arkadan gelen müşterilerin böyle acayip acayip bakışlarına maruz kalmak. 3. Hayatta çok sevdiğim ve uğruna hayatımı vermekten çekinmeyeceğim kızımın amansız bir hastalığa yakalandığını öğrenmek ve elimden yapabilecek hiçbir şeyin
gelmemez. Simge mi? Yani Simge Hanım mı? Evet Kemal. Kızım Simge ümitsiz bir hastalığa yakalanmış durumda. Çok... Bak konuşamıyorum, şurama düğümleniyor bir şey. Ya işte doğrudur abi. Kemal, hasta olduğundan kendi haberi de yok. Ona bu son günlerinde gerekli ilgiyi göstermeniz ve onun gene bu son günlerinde... mutlu bir şehirde hayatı sana ayıracaksa mutlu bir şekilde olmasını sağlaman. Biz cümlenin sonunu bile getiremiyor. Ah merhabalar, merhabalar. Aile hekiminiz geldi. Merhabalar efendim, merhabalar. Evet, kızamık testi yaptırmış mıydık? Kızamık testisi su yolunda kırılır. Kızamık testi mi? Yo. Güzel ifadeli bayan, sizi kaldıralım ayağa şöyle. Bir tansiyonunuzu ölçelim. Bu, tutun, buyurun. Şöyle bir alayım ben tansiyonu. Ay doktor bey, doktor bey bir şey soracağım. Alternatif tıpta tansiyon böyle mi ölçülüyor acaba? Efendim lütfen sessizliğimizi koruyoruz. Tansiyona etki edebilir. Söyleyeceğiniz her şey nörochirürjide delil olarak kullanılabilir Simge Hanım lütfen. Ya Simge Hanım. Allah seni kahret Erdoğan. Komik çocuk bu. Size Doktor Jivogolo oyunumdan bir parça seslendirdim. Hoş oldu değil mi? Bana bak Doktor Jivogolo seni o stetoskopla boğarım. Söyledin mi bakayım babama? Tabii canım her şeyi oynadım çatır çatır. Ne yaptı ne yaptı? Biraz üzüldü tabii. Yerden yere vurdu adamcağız kendini. Yani doktor olsam orada müdahale ederdim. O kadar sıkıldı adamcağız. Bitti yani. Ah canım babacığım benim. Nasıl üzülmüştür, nasıl içlenmiştir biliyor musun? Hiç kıyamaz ya. Ama neyse planım işlerse çifte çifte müjdeler vereceğim. Çifte çifte müjdeler vereceğim. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Ah. Ah bana bak. Babama kimseye ama kimseye bu hastalıktan bahsetmeyeceğini söyledin değil mi? Tembihledin. Bu Simge'yi çok kötü yönde etkilenmiş hastalık açısından dedin değil mi? Hassi be. Ben de bir şey unuttum diyordum. Şey tabii ya, hatta ilk seferde söyledim. Direkt patlattım yani. Hatta o kadar alakasız oldu ki konuyla. Ama ben yine de girdim, hemen söyledim, konuyu değiştirip devam ettim konuya. Aferin, aferin sana. Al bakayım, al bakayım. Hadi bakalım, hadi. Neyse, ben kostümümü değiştiriyorum. Bu arada doktorculuk oynamak isterseniz her türlü hazırım. Botoksuydu, kavitasyonuydu, her türlü yani. Gidelim, git, hadi git. Allah'ım ya Rabbim, arsız edepsiz ya, hayret bir şey. Tutuşkom, babişkom çok üzüldü, çok üzüldü. Mağdur duruma düştü ama. Bak şimdi planımız işlerse Kemal'imle evleneceğim. Kucağına pış pıdı pış pıdı pış pıdı pış pıdı bebişini vereceğim. Dede olacak, torun olacak. O zaman üzüntüsü geçecek değil mi? Kesinlikle. Paris, kızım annen evleniyor, babayla evleniyor. Tamam dıkıdık yavrum dıkıdık da şimdi söyle bakayım. Söyle bakayım Şerefciğim, Cazibe teyzen aslında kimi seviyor? Söylemem, biraz daha tabinsen ve bana oyuncak alır mısın? Alırım yavrum, seni oyuncağa boğarım. İstediğin kadar bin bana ama söyle bakayım Cazibe teyzen aslında kimi seviyor? Kocacığım, kendi çocuğunla bile bu kadar çok oynamadın. Ya Fakriye saçmalama, benim çocuğum yok ki. İşte ben de onu diyorum, çocuğun yok ki. Ben mi diyorum sana çocuğumuz olmasın diye? Fakriye başlama yine, zaten dört nala gidiyorum. Bir de seninle uğraşamam. Ay ne var yani, şimdi davransak 11 ay sonra çocuk kucağımızda olacak. Oha Fakriye, niye 9 ay değil? Ne demek 11 ay ya? Yavaş vur yavrum, yavaş. Senin ön sevişmediği bir şeyden haberin yok mu? Fakriye, düzgün konuşacaksın. Çocuğun yanında abuk subuk kelimeler kurmayacaksın. Aman ilk kadar çocuk ne anlar ön sevişmeden. Fakriye! Ay tamam sustum, öf! Ay çekil! Sanırım Fakriye kapıya bakacaksın. Bir bakıyorum zaten. Devam edelim yavrucuğum. Koşalım mı? Gel üstüme çık. Komşu, Şerefin burada mı? Aa, senin Şerefin var mıydı? Bana bak, sen ne demek istiyorsun bana?
Asıl sen çocuğunu kocacığıma baktırarak ne demek istiyorsun ha? Ben şerefimi kimseye baktırmıyorum, anladın mı kadın? Öyle mi kadın? Bıktım senden artık, düş yakamızdan, bıktım. Hanımlar, bıktım. Ne yapıyorsunuz ya? Susun, birbirinize bağırmayacaksınız. Apartman huzurunu bozmayacaksınız, saygılı olacaksınız lütfen. Peki ejder komiserim. Dur yavrum. Gel şerefim, gel oğlum. Biz gidelim. Hayır, bu kadının evinden. Oynuyorduk. Aa, yok yok, gitsin, çocuğu annesinden ayırmayalım değil mi komşu? Terbiyesiz. Görüşürüz komşu. Ya Fatma, oynuyorduk diyorum. Beni ilgilendirmiyor. Benim sözümü dinlemiyorsun. Boşu boşuna açılıp oynadık ya, benim koptu. Hoş gelmişsin. Gül bacı buradadı, pasta getiripti, yersen. Yok, sağ ol. Kemal, ne olubdu? Simge. Ha, sarı kara Fatma yine gelir de sabahki çiğ böreği zorla yedirir diye sen dertli dertli fikirleşirsen. He? Merak eyleme, hiç olmadı geçen seferki gibi elerik. Böyle zibil kutusuna atarık, ona da değerik ki pencereden böyle martı gelipti, yiyip de... Kemal. Simge çok hasta Cazibe. Ölüyor. Nece? Hiç ilacı yoktu sarı Simge'nin hastalığının he? Yok be Cazibe, yok işte ya. Of of, mağdurum da mağdurum, mağdurum da mağdurum diye söyleniyordu. Ama bak hiç haberi yokmuş, gerçekten de mağdurmuş kızcağız ya. Kemal, Simge ölüptü kimi danışma, çıkmadıkça da ümit kesilmez. Hayatım kesilmez, tamam kesilmez de. Bak, doktor bile ümidini kesmiş yani. Hulusi Bey öyle söylemiş. Kapı, ben bakarım. Kemal, Simge gelipti. Ne kızım, hortlak görmüş gibi Simge gelipti diyorsun ya. Simge gelecek tabii ya. Bana bak, hiçbir şeyden haberimiz yok. Tamam mı? Normal, her zaman davrandığımız gibi davranacağız. Yakşı, her vakti davrandığımız gibi davranacak. Ama sen gene de her zaman davrandığından biraz daha nazik olabilirsin. Yakşı Kemal. Sağ ol. Aa, hoş gelipsiz Simge Hanım. Necesiz? Selam böceğim, ay Caz beni öptü. Böceğim. Aşkım, bir tanem. Hoş geldin. Buyur otur, buyur otur. Böceğim, aşkım, bir tanem. Ay, sihirli kelimelerin üçünü birden söyledim böceğim. Hangi dağda kurt öldü? Ne ölmesinden falan bahsediyorsun? Saçmalama hayatım, ne demek ya? Böceğim, ben atasözleri ve deyimler açısından hangi dağda kurt öldü? İstemem. İstemem atasözü deyim falan. Atasözü, atasözü, at. Basit bölümden falan. Aa, değiştir konuyu. Tamam o zaman, değiştiriyorum. Hangi dağda kurt öldü yerine, hangi dağda kurt Cobain? Nasıl, 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 nasıl şaka? Çok gülmedi de Allah canınızı almasın hele. Oha be, oha. Ağzıma ses ele geldi, ele dedim. Geldi ama lütfen. Böceğim, sen hazır böyle bugün çok mutluyken, böyle anlayışlıyken bir şey soracağım sana ya. Sor aşkım, sor böceğim, bir tanem bebeğim. Sen arabanı değiştirdin mi? Yo, 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 değiştirmedim. Aşağıda duruyor aşkım, böceğim, bir tanem. Hmm. Ya o zaman şey ya, buna ihtiyacın olabilir o zaman. Hay bin dejavu. Ne oldu ya? Kızım mı? Niye kızayım? Aa, sen de garipsin yani ha Simgeciğim. Bir tane dikiz aynası için ben senin kalbini kırar mıyım ya? Allah Allah, araba senin, köpeğin olsun be. Ne olur, zaten bir iki tane daha var. Ben oradan böyle bakar bakar dikizlerim etrafı, değil mi? Ay, böceğim benim ya. Senin böyle anlayışlı hallerin, tavırların ya, bunları gördükçe diyorum ki kızım Simge. Kızım Simge, ne kadar doğru bir erkek seçmişsin kendine. Ah, Tanrı'dan başka bir dileğim yok. Son nefesime kadar, ölene kadar seninle birlikte olayım. Hatta el ele, aynı anda birlikte ölelim. Saklasın. Evet ya. Allah hamınıza uzun ömürler versin. Beleşelerin pazarlığı olabilmez. Yeni buramıza ne yazılıpsa
odu. Ya tamam tamam, 20 adet ya. Allah aman, ne biçim mevzular konuşuyorsunuz Allah aşkına ya. Ölmek yok, buraya ne yazıldı, şudur budur, yok son vadede olana kadar falan yani. Kapatın bu konuyu ya. Ölümden falan bahsetmeyelim. Daha değişik şeylerden, gündemden bahsedelim. Yani mesela şu ser gitti, Tayfur geldi, Tayfur geldi, şu ser gitti. Ne diyorsunuz, ne olacak şimdi bu? Yani... Bebeğim, hazırsan bugün böyle çok anlayışlı, mutlu, happiness bir günündesin ya. Ha. Ben o zaman keşke kapının önünde bırakmasaydım da buraya getirseydim şey diyorum. Şuster gitti, buraya mı geldi? Ne? Anlamadım ki. Yok, ben sana tamam bir getireyim en iyisi. Kapının önünde kalmasın. Getir hayatım. Ay bir otosanayi, tövbe estağfurullah, böceğim bu ne? Böceğim. Şey park etmişsin, ben de park ederken şey oldu. Ay çok kızdın, öfkelendin bana değil mi? Çok kızdın, ay vurma! Ne vurması hayatım? Allah Allah! Bir tampon, arkada bir tane daha var canım. Onunla idare ederiz senin. Tamponsuz şey yaparım ben, giderim de. Yani ben hani kapıda başka bir şey varsa yardım edeyim hani motor, şanzıman falan filan ha. Ay Füceğim ya, sen neresin? Sen var ya, adamı gülmekten öldürürsün ya, öldürürsün, öldürürsün. Hayatım ne yapıyorsun sen ya? Ağzından yer alsın. Tampon! Nedir tampon be? Ha? Bırak! Benim sevgilimden değerli bir tampon ya. Arkada bir tane daha var. Onunla giderim yani. Allah Allah! Zaten hasarsızlık indirimi de bozulmuştu. Yaptırırım bir ara ya. Ay böceğim benim ya. Ay, bir şey söyleyeceğim ya. Siz yemek yediniz mi? Yok, yemedik, yemedik. Heh! Süper. O zaman sabahtan yemediğimiz çiğ böreği beraber yeriz. Çiğ börek mi? Heyecanlandın değil mi? Ay şu anda heyecan var ya. Nabız 200-250 falan vuruyor yani şu anda. Hadi Cazi sen çay koy. Ay yok yok, sen koyma ya. Sen güzel çay yapamıyorsun. Şimdi böreğin de tadını bozar. Ben gideyim de mutfağa bir çay koyayım. Kemal ne yenecek? Öleceğim ben börekten. Belki de bir panzehir falan icat ederler. Ha ne bileyim, belki de bir mucize gelmiştir. Baksana kapıya. Ne olacak? Ver bakayım hanım. Galiba Simge yenge burada. Ha? Bırak, ne yapıyorsun? Bırak tamponu dışarıda gel. Bırak tamponu dışarıda gel. Kırdırma kafanda. Bırak! Deve, deve, gel buraya. Bak kardeşim, Simge'nin hiçbir şeyden haberi yok. Gözünü seveyim, belli etme, tamam mı? Normal davranalım, tamam mı? Bir pot kırma, yalvarırım sana. Ayıp ediyorsun Kemal. Ha? Şimdi ben yine bir Oscar'lık oyunluk yaparım. Hiçbir şey olmamış gibi son derece normal davranacağım. Tamam. Hiç merak etme Kemal. Aferin, aferin. Aa, Buruş, sen geldin. Ben geldim Simge yenge. Şimdi sana şöyle bir baktıydımda da maşallah be, turp gibisin ha bak. Şeyden kulağına koşun. Şimdi şöyle bir daha bir bakıyorum be. Sen nereden bakacaksın? 75 sene, 78 sene falan yaşarsın ha. Hiçbir şey olmaz be, maşallah. Allah bir türlü cezanı versin senin gerizekalı. Ne diyorsun sen ya, ne diyorsun ya? Ne kadar fitsin ya, ne kadar fitsin Simge yenge. Onu diyor yani, onu diyor. Ay Barış'cığım çok sağ ol canım benim, çok teşekkür ediyorum. Bak kaynanan seviyormuş, seviyormuş bak. Sabah yemediğimiz çiğ böreği şimdi yiyeceğiz beraber. Ben şimdi şey düşündüydüm. Aslında ben böyle bir kapıdan uğrayıp çıkma şeysine geldiydim de. Görüşürüz Kemal. Senin ağzını bunu kırarım vallahi. Ulan kız belki de bir ay sonra ölecek be. Onun için onun hatırına çiğ tavuk yenir ya. Tamam şimdi çiğ tavuk yenir yemesine de. Simge yengenin yaptığı o çiğ börek yenmez Kemal. Hayatta yemez. Döverim seni. Vallahi döverim. Tokatlarım. Adam hassetme. Barış şey ya, gitmekten vazgeçti. Ben oturayım da güzel güzel böreğimi yiyeyim diyor ya hayatım. ah Barış'cığım sen ağzının tadını biliyorsun. Ağzının tadını biliyorsun. Seni gidi gidi yiyeceksin ham 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 hepsini. Hadi hadi. Duyuf. Kıyma, kıyma. Çaylar geldi. Bakayım
yufka yaptım çiğ böreğin yanına. Enfes, enfes. Bak şimdi, bak, bak. Çaya bak, Allah aşkına. Sen açık seviyordun, sana bir tane. Ha, al canikom. Ha, al canikom. Sen de al canikom. Çaylar da geldiğine göre. Hadi bakalım, ne bekliyorsunuz böreği yemek için? Hadi bakalım. Çay değil, bir bunun yanında ne içerse içelim, bir bu böreği yutamayız kardeşim. Sus ulan sus, demlik poşet, sus. Çaya bak. Hadi, neyi bekliyorsunuz? Belki bir mucize olsun diye şey yapıyoruz ama. Efendim? Ya şey diyor ya, Barış diyor ki yani tam da bizim böyle canımızın diyor hani çiğ börek çektiği bir günde Simge zahmet etti, geldi bize çiğ börek yaptı. Ya bu mucize gibi bir şey dedi galiba. Ay canlarım benim ya, canlarım benim. Aşk olsun. Ay peçete getirmeyi unutmuşum. Hayret bir şey. Ay bu arada aklıma gelmişken artık bundan sonra kendimi mutfak işlerine ve hemaratlığa veriyorum, tamam mı? Yani ben yaşadığım sürece daha çok mucizeler sizi bekliyor olacak. Gidi gidi sizler. Barış, Kemal buna ne olur? Ya of, şimdi yaşadığım sürece falan dedi ya Simge, ona duygulandı tabii. Abi tamam tamam, sıkma canını ya. Vallahi kız kıllanacak şimdi, yapma gözünü seveyim Barış. Ben ona ağlıyor be, ben ona ağlıyorum. Bu ne ya, nasıl diyeceğiz Kemal, gözünü seveyim, şuna baksana oğlum. Allah senin cezanı versin şerefsiz. Artist. Öldükten sonra gidersin mezarının başına ağlarsın. Keşke o böreği yeseydim de Simge yengem mutlu olsaydı dersin. Tamam be. Bir şey demedik, bir şey demedik zaten. Sen niye yemiyorsun lan? Ha? Sen niye yemiyorsun? Desene oğlum, niye yemiyorsun? Ne oynuyorsun lan sen? Kafanı indireceğim şimdi bardağa. Bana ne oynuyorsun lan? Artist. Allah Allah, yiyeceğiz herhalde. Cazibe yesin, biz de yiyeceğiz. Aa, evvelce ben niye yiyeyim? Senin sevgilin de evvelce sen yiyeceksin. Hay totoşumun kenarı. Şimdi öyle oldu ha, sevgilim oldu ha. Ben bunu başka zaman söylesem, bu hatada böyle sevgilim mevgilim diyemezsin dersin. Gözlerini açarak, ayıp be, ayıp be. Artist. Peçeteleri de... Aa! Halen daha başlamadınız mı siz bakayım böreğinizi? Yani ne kadar hamarat olduğumu bilmesem ben yaptım diye yemeyeceksiniz zannedeceğim. Aa, ne saçma bir zannetme bu. Ne alakası var hayatım? Ne demek böyle zannederim ya? Evet canım, değil mi? Öyle saçma sapan zannetme şeyse olur muymuş? Zaten bilakis biz sen yaptın diye böyle beşer onlar bir yutasımız geldi de. Evet ya, o zaman arkadaşlar ben diyorum ki çayda demlendi artık, karıştırdım. Ben diyorum ki hani bir kere de şöyle Allah ne verdiyse bir dalalım diyorum yani. Hadi bir gayret, hadi bakalım, hadi. Kapı mı çaldı? Aa, kapı çaldı ya. He, ben de yaşattım. Aa, oturun bakayım yerinize. Oturun. Kapı mı çalmadı? Ben duymadım hiç öyle bir şey. Herkes çayını içecek, böreğini de yiyecek. Çok merak ediyorum tuzumuz nasıl olmuş, hadi bakalım. Şemsiyenin açılmayacağı aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Buyurun, hep birlikte yiyelim. Kemal, Hans'ı şemsiye doğum en başa düşmedi. Başlatma şimdi Hans'ı şemsiye, Hans'ı şemsiye. Anlatırım sonra. Ya, hadi ye. Şemsiye teyze. Ne be? Çatallar böyle duruyor. Ben açacağım kapıyı. Ben açacağım. Ben açacağım. Hemen götüreceğim. Konuşma lan. İyi akşamlar Kemal. Oo, bakıyorum misafirler var. Merhaba. Merhaba. Ay,
niye bakıyorsunuz onu anlamadım ama neyse, evet. Bakarım ben Kemal. Güzel kravat. Sağ ol. Kemal, kim buldun ya? Efendim, bendeniz Ejder Taşkın. Karşı komşularıyım. Ay inanmıyorum. Ejder Bey, çok memnun oldum. Yani o tane pekmezin buradan taşınmasına gerçekten töbe sıfıra bir değişik bir insandı yani. Çok memnunum. Nice to meet you. Simgecim. Ne oluyor Kemal ya? Yalan mı? Ha yalan mı? Aa, yani bu tövbe safa Tayin Pekmez Bey biraz değişik bir insandı. Siz tanımazsınız ama yani ben çok sevindim sizin taşınmanıza. Memnun oldum yani. Küçük Hanım, Tayin Pekmez derken polis teşkilatımızın deli dolu ama dürüst bir bireyi olup aynı zamanda geçmişte benim hayatımı kurtarmış olan çok değerli komiser Peker Pekmez'i mi kastediyorsunuz siz? Polis teşkilatı, değerli komiser mi? Evet, Simge, Ejder Bey de polis teşkilatında çalışan değerli bir komiser ve Peker Pekmez'in de yakın arkadaşı. Kemalciğim, bu kız kim? Kemalciğim, bu kız benimle nasıl bu şekil konuşuyor? Herkesten böyle konuşuyor. İster ne cevap ver? Ejder Bey, ben şimdi kendimi sizden tanıştırtayım. Bence tanışma faslını geçelim Simge. Diyorum ki komiser beye bir tabak börek getirsen. Hani böreğini yiyeyim, seni tanıyayım. Daha uygun yani tanışma faslı için. O zaman Ejder Bey, size kendi elciklerimle yaptığım böreği getiriyorum. Zahmet olmasın şimdi efendim yani. Ejder Bey, Simge Hanım Barış'ın kız arkadaşı. Barış benim değil de Ejder Bey. Pepeliklik var. Pepeliklik doğuştan mı sizde? Evet, evet, evet. Yani daha tırmanma çıkış rampasından beri pepeliyor. Yani böyle o andan beri böyle ıtıt ıtıt diye ıngalıyor yani. Efendim, buyurun. Afiyet olsun. Zahmet oldu size, sağ olun. Bir dakika. Börek bu mu? Efendim, bu çiğ börek. Evet. Pişirip verseydiniz, niye böyle oldu? Efendim, sıra dışı görüntüsüne aldanmayın. Bence tadı çok güzel. Evet. İyi, peki. Bir tadına bakayım o zaman. Sağ ol. Şu an ucundan alıyorum. Bak kızım, şimdi sana söyleyeceklerimi çok dinleyeceksin. Bu böreği alacaksın. Efendim, arkasını söylemesek hani ters bir tarafa gider gibi geldi de. Kemalciğim, susacaksın, söyleyeceklerimi dinleyeceksin, ön yargı oluşturmayacaksın. Bu böreği alacaksın, çöpe atacaksın. Ne oldu, şiştin mi? Ondan sonra da 100 defa kendine diyeceksin ki börek yapmayacağım bir daha, börek yapmayacağım bir daha. Bunu telkin edeceksin. Evinin kadını, çocukların anası olacaksın. Bu ne Kemalciğim ya? Evinde böyle bir kimyasal deney yapıyorsun. Ben de denek miyim burada, kobay mıyım ben Kemalciğim ya? Sana soracağım ben börek yapıp yapmayacağımı. Aa, sen mi oynattın beni? Kemal, ben gidiyorum. Git git, hemen git. Barış, sen de git lan, git. Ben de gidiyorum o zaman. Barış, böreğinin kalanını yolda yersin. Al bakayım yanına. Evet. Bana bak, ölümden falan bahsetme. Vallahi gebertirim seni. Kıllan mı sana? Hadi yürü. Ay be yetişken çok iyi öneririm ben şimdi. Alma, yeme böreği, yeme. Yeme böreği, çok kötü oluyor. Ben de artık eve gideyim en iyisi. Evimin erkeği Fakriye'nin kocası olayım. Ben buraya niye gelmiştim onu da unuttum ya. Kemal, ne biçim ev burası ya? Ne biçim ev? Bir tane pepelik var. Bu zaten Azerice konuşuyor. Şu an hiç konuşmuyor. Ne kadar acayip ya. O kız buradan bağırdı. Bir yandan böreği şey, mide zaten hazım... Abi ben midemi yıkatayım gelin ben. Midemi yıkatayım ben. Börek mahvedin. Ah! Tamam. Börek mahvetti beni. Börek mahvetti. Lanet olsun. Lanet olsun. Börek beni bitirdi. Sen beni bitirdin börek. Kemal, değersen bu adam bizi alnına koyuptu. Onun alnına koyacağım bir tane. Tip ya, tam tip ya. Bir de bunu idare etmek için ayrıca efor sarf edeceğiz. Bu ne ya? Ay, börekten çok az yedim ama ölür müyüm acaba? Çok korkuyorum Cazibe. Yok, korkma. Of, nasıl yedim ben onu? Tolga Han, gururla sına. Gel bebeğim, mogo mango. Bam 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 bam. Hay! 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 Habibim, inanır mısın? Düğün salonundan çıktığımızdan beri böyle anlamsızca gülüyoruz. Böceğim, çok mutluyuz. Ondan sürekli gülüyoruz. Cazi, sen de bizle gülsene. Mutluluğumuza ortak olsana. Mutluyum. Mutluyum da mutluyum. Çok mutluyum, mutluyum. Mutluyum da mutluyum.
Hayırlı olsun Kemal Bey. Sağ ol Cazibeciğim, sağ ol. Bak ne var burada. Cazip, dörüsü başına. O darı benim başımdaydı da sen onu haşlayıp... Efendim, 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 efendim. Balayına değilim, hara gideceksiniz? Yok gitmem, balayına gitmem, olmaz. Fafeyik yapacağız biz, fafeyik. Evet, evet. Vakit geçirmeden hemen bizim fafeyik yapmamız lazım yani. Mogombo, mogogogombo, mogombo, 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 mogombo. Hadi böceğim, Cazibe'nin bize düğün hediyesi olarak verdiği pembe yorganımıza girelim. Hadi gidelim. Mogombo. Nece? Hem de benim otamda, hem de benim mügeddes kızlık çarşabımda. Ay Cazi. Ay bu arada söylemeyi unuttum. Sen kovuldun. Kovuldun mu? Evet, çünkü biz Kemal'le İngiltere'den uşak tuttuk kendimize. İngiliz. Adı da Desire. Lütfen eşyalarını topla ve git. Kemal, bunu nece eleyebildi? Simge, sen şunu biraz incele, ben geliyorum. Cazibe, hasta bu kız ya. Bence ne ömrü kaldı ki bunun? Şimdi ölmeden böyle hani fafeng mafeng yapayım, öyle öyle kuru kuruya gitmez öbür tarafa. Yani, bak sen hasta olsaydın ben sana da ederdim ama sen de Türk gibisin. Ya maşallah domuz gibisin ha. Ama olur da yarın gibi başın ağrır, karnın ağrır falan. Merak etme, ben hemen gelirim ya. Ayağın alışsın ya. Lütfen ya. Ben her zaman yaparım sen ama sen şimdi iyisin. Onu bir ben fafengliğime geleyim. Hadi hadi. Hadi böceğim. Sabırsızlanıyorum. Artık gidelim odamıza. Otağımıza. Otağa. Otağa gidiyorum. Otağa. Atatçı şey yaptı. Cazi tut, belki sen de evlenirsin. Otağımıza gidelim. Tuttu. Tuttu, tuttu. O zaman biz de gidip tuttu furitli yapalım. Yürü, yürü, yürü. Sana min şükür olsun. Kemal Sarıgara Fatma ile Mogombo elemeden beni uyandırdı. Cazibe, sen çok pis kızsın. Kız orada canıyla eleşir, ölüp gidecek. Senin derdine bak. Çok eğipti, çok. Su içeyim. Ne iş Cazibe? Kemal hayırdır, yuku tutmadı. Uyuyamadım vallahi ya. Sen ne oldu, hayırdır? Ben de korkulu uyku görmüşüm. Gündüz niyetin olsun. Ne gördün ki? Hiç ele bele canavar falan. Su içmeye kalkmışım, istiyorsan. Yok sağ ol, sen iç ya. Gecen hayra kalsın. Sağ ol, senin de. Kemal. Hı. Bak böyle özünü harap eleme ha. Singe güçlüdür, inatçıdır, dözümlüdür. Bir de göreceksin ki Hestelinin derdi tapılıbdı. İnatçıdı. Onu söylemiştin. Ama çok inatçıdı. Yani bakıp göreceksin ki iyileşibdi ha. İnşallah be Cazibe, inşallah. Allah koysa. İnşallah. Hadi iyi geceler. Sana da. Hadi kızım simsin. Gün bugündür. Ay Allah'ım yarabbim ya. İzdivaç olayına gittikçe yaklaşıyorum ya. Allah'ım yarabbim. Kendimi iyice bir hasta moduna sokayım ben. Çatkımızı başımıza çatalım. Halsiz, bitkin bir hal için biraz da ateşimiz çıksın değil mi? Evet. Tebeşir tozu gibi. Oo. Yalayalım, yutalım. Bakın, bakayım nasıl olmuşum.
Ay şuraya bak ya, kendimi hasta moduna sokacağım diye yani halden hale girdim. Yine güzelim, yine güzelim. Ay Allah'ım yarabbim, mal güzel olunca yani ne yaparsam yapayım güzel oluyorum ya. Mal durum ya, mal durum da mal durum. Hadi kızım Simge, hadi kızım Simge. Göster kendini anne. Tamam, adamlarla konuşun, ondan sonra bana bilgi verin, tamam mı? Merhaba kızım. Ama bu sen mi geldin? Evet. Babamış ne oldu? Neden bu kadar üzgünsün? Yoksa kredi kartı ekstrem cilt cilt mi geldi? Aa bu bankalar pis banka. Kaka banka. Kış üzmeyin babuşumu. Yavrum ne olacak senin alışverişinden ya? Ne kadar para harcıyorsun? Önemli olan sağlık olsun. Aa babuş bak bu dediğini hatırlatırım ama yani sonuçta istediğim kadar harcayabilirim diyorsun yani yazdım bunu bir kere. Hatırlat kızım hatırlat. Ben öyle şey der miyim? Ne yaparsan yap yavrum, her şeye izin var sana çocuğum. Her şeyin başı sağlık değil mi babuş? Değil mi? Aa. Tabii kızım, tabii yavrum. Bugün varız, yarın yok. Öyle kızım, maalesef öyle. Önemli olan uzun yaşamak değil, kısa ama mutlu yaşamak. Değil mi baba? Öyle kızım, tabii öyle. Tamam kızım Simge, kıvam bu kıvamdır. Hadi bakalım, bastır. Babuş, canım. Bir gün ben de karabeyaz bir gelinlik yiyebilecek miyim? Nereden çıktı bu şimdi ya dandiye? Ama tabii kızım tabii, öyle bir şey yapmak senin de hakkın yavrum. Ama babuş sen demiştin ki ben sana uygun bir kısmet bulana kadar evlenmek yok demiştim. Öyle mi demiştim? Ah yavrum halt etmişim yavrum halt etmişim. Her genç kız gibi senin de o gelinliği giymek hakkın yavrum. Ama kimle evleneceğim ben? Vallahi kimle evlenirsen hiçbir şeye karışmayacağım. İstersen Nuri Alço'yla evlen, istersen Şahin Kay'la evlen. Vallahi bir şey demeyeceğim yavrum. O zaman yarın ben evleneceğim kişiyi seninle tanıştırmaya getirebilir miyim babuş? Ne kız hazır mı bu adam hemen böyle? Tamam yavrum. Getir ne tanışması? Hemen istesin, hemen vereyim seni. İstanbul seni acil bekler, yahşi cazibe. Burası İstanbul, yedi tepe kullan, tepe yahşi. Cazibe'nin ellerine sağlık, süper olmuş. Nuş olsun. Tamam. Oğlum yemeğinden böreklerini versene ben yiyeyim. Allah Allah ne yaparsan yap. Allah Allah. Şişt Cazim yenge nesi var bunun? Senin de suratın düşük. Kemal bana bak. Sen Cazim yenge mi izliyorsun ha? Eğer Cazim yenge mi izliyorsan bilesin ki ben Cazim yengemin yanındayım ha. Sonuç olarak börekleri o yapıyor. Barış sen var ya bu dünyadaki en vurdum duymaz insansın ya. Ulan burada yengen ölüyor, sen hala böreğin hesabını yapıyorsun. Ne? Cazmi yengem ölüyor mu? Cazmi yengem! Neyi nasıl ölüyorsun sen Cazmi yengem? Neden ölme ya? Biz zaten ne yaparız Cazmi yengeyi de hadi nasıl? Bu börekleri sonra bize kim yapacak zaten? Barış ben ölmürem. Diye biliyorum ya sen ölmüyorsun. Seninle beraber bizim de içimizde bir şey ölüyor ya. Barış! Lan armut. Öldüğü falan yok Cazibe'nin. Ne yapıyorsun ya? Abiciğim sen demin yengen ölüyor demedin mi? Allah Allah. Kardeşim benim kaç tane yengem var? Cazibe yengem var. Bir de sen... Ben onu tamamen unutmuşum ya. Lan diyorum sabahtan beri içimde bir sıkıntı var, bir sıkıntı var. Neden diyor? Meğer Simge yengenin ölçeği tutmuş ya. Dur. Bak sen şu işe ya. Ulan demek ki ben akşam uykuya yatınca her şeyi unutmuşum. Zor diye fabrika ayarlarına dönmüşüm Kemal. Allah'ım ya. Ne olur Simge yengemin canını almadı. Kemal'imin canını al ya. Demek lan hayvan.
Barış, o nece sözdü ele? Manyak, bir kere öyle söylenmez. Onun canı değil, benim canım al denir. Allah Allah, ne kadar saçma kardeşim. Ne alakası var ya? Simge yenge, senin sevgilin. Şimdi ben niye arada gümbürtüye gidiyorum ya? Çok saçma ki ama, çok saçma ya. Yavuz. Şimdi böyle... Simge yengenin öleceğinde böyle ben hatırlayınca benim çok bir iştahım kaçtı be Kemal. Sen oradan bana bir tane börek versene Kemal. Şimdi ben onların hepsini yemem. İştah malum gittiği için. Allah Allah, boğazına dizesin tek tek. Abiciğim, Allah Allah, biz de çok üzüldük, tamam mı şimdi? Ölenle de ölünmez ki Kemal. Zaten sen ölenden önce öleceksin yakında. Merak etme böyle giderse. O zaman kapıya bakayım Kemal. Bak, zaten başka ne işe yarıyorsun bu evde? Şimdi yenge, ben kapıya bakmaya gidemiyorum. Bu çakala dikkat et, sakın benim böreğimi almasın ha. Barış, kapıya bak. Ha, tamam, ben şimdi o zaman kapıya bakıp bir şey yapıyorum. Kemal! Rahmetli geldi. Barış, Allah senin cezanı versin diyeceğim ama kardeşim, Allah sana zaten tek hücreli bir beyin vermiş. Yani cezanın ötesine geçmiş. Ne diyorsun sen be rahmetli falan? Bana bak, hiçbir şeyi çaktırma, ölümden falan bahsetme. Vallahi gebertirim ha. Aç kapıyı. Ay, bir diyorsun Kemal şimdi ya. Rahat olur mu sen? Dün ben de öyle profesyonel oynayıp hallettiysen, şimdi yine böyle profesyonel oynarım. Hiçbir şey olmaz Kemal. Profesyonel oynamış, arkadan geçen adam. Hadi aç. Önünde insanı, hayret bir şey yani. Ay, beklemekten ölecektim yani. Öyle şey olur mu ya? Öldürme yani Allah. Öldürmüyor beni. Lan şebelek şebelek konuşma, hasta etme adamı. Hayatım, şimdi bunun beyninde bir tane kara delik var şöyle büyükçe. O bütün evdeki sesleri süzüyor, içine alıyor. O yüzden zilin sesini de duyamadık yani. O anlamda. Ne haber? Böceğim, haberler çok iyi. Aslında ben buraya süper şahane bir müjde vermeye geldim. Müjde mi? Evet. Hazır olun. Babam evlenmemize izin verdi. Ah. Cazibe, Cazibe. Ah Şerefim, nasıl da Cazibe'yi sayıklıyor. Tamam, geldik Cazibe teyzeye. Ben şimdi zile basacağım, tamam mı? Bak Ramiz dayı, bu alengirli işleri bırakacaksın. Evinin filozofu, yeğenlerinin dayısı olacaksın. O kadar. Son kez söylüyorum ya. Aa, hayrola bak Fule. Şerefi parka mı götürüyorsun? Ah ah, sormayın Ejder amcası. Şerefimin ateşi çıktı. Sayıklıyor da. Ya, demek hasta. Demek sayıklıyor. O zaman sen Şerefi alıyorsun, bize götürüyorsun ve Fakriye teyzesinin ona vereceği ateş düşürücü şurubu içiriyorsun. Hem bizim Şeref'le yarım kalmış bir sohbetimiz var. Onu da tamamlamış oluruz. Haydi bakalım, haydi. Gelin. İhmal edilmez bu. Çocuğun hastalığı varsa, ateşi varsa şurup içirmek lazım. Tabii. Rahatsızlık vermeyelim komiserim. Olur mu canım, ne rahatsızlığı? Buyurun. Fakriye bak kimler geliyor. Geçin, geçin. Hem böylece ben de Cazibe'nin gizli sevgilisini öğrenmiş olurum. Böceğim, sevinmedin mi yoksa? Sevindim. Öyle tabii, sevindim tabii ya. Sevinmez miyim? Ay, anladım, ben anladım. Tabii sen birden şimdi şoka girdin. Babam nasıl oldu da evlenmemize izin verdi diye şaştın, böyle kakalak gibi kaldın. Aman, boş ver. Verdi ya işte evlenmemize izin. Salla gitsin gerisini. Ne demiş atalarımız? Eat the grape, don't ask the vineyard. Kimim, şimdi diyor ki, üzümünü ye, bana sorma diyor. Anladık lan. Ay Pepeto ya, canım benim, nasıl da mütercim tercümanlık yapıyor, görüyor musun? Yani o bakımdan bize düşen şu an bu güzel olayın keyfini çıkarmak. Tebrik ediyorum Simge Hanım. Allah hoşbet eylesin. Ay canım benim Cazicim, sağ ol, çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Darısı senin başına demişler ya. Bak, darısı senin başına demişken, yani öyle Kemal abin gibi yüksek seviyelerde bir adam beklersen böyle kakalak gibi kalırsın, evde kalırsın, kurursun, anladın mı? O yüzden sen kendi seviyende, kendi ayarında birilerini bekleyeceksin evlenmek için, tamam mı canım benim? Evde kalmamak için yani. O zaman Cazibe kutlarına göre ben hayli hayli kutlarım. Tebrik ederim Simge yenge. Artık bir ömür boyu mutluluklar dilerim.
%50 işte ne kadar olursa artık. Anneciğim sağ ol da artık çenemizi kapasak ha. O zaman akşam geleceksin. Beni isteyeceksin yani değil mi? Bu akşam mı? Tabii Kemal'im şimdi. Yani her geçen zamanın çok büyük önemi var Kemal. Barış'cığım anladık kardeşim. Bir sus, bir sus. Tamam hayatım akşam şey yaparız ya. Dur bakalım ya. O zaman ben gideyim de Tuti'ye bu güzel, müjdeli, şahane haberi vereyim. Hem ne giyeceğim akşam onu da ayarlamak lazım sonuçta. Bakalım bir alışverişe falan filan çıkarız yani. Çık, çık tabii çıkın, çıkın. Tabii şimdi yenge yalnız alışveriş yaparken dikkat et de böyle 3 taksitten fazla yapma. Ya malum şimdi bunun veraset intikalidir, evradır falan filan. Çok böyle uzun işler bunlar yani. Barış'cığım maymunluk yapma. Sen bu pepeleye bakma hayatım. Sen git peşin peşin bütün mağazayı kapat. Hepsini al yani. Böceğim ayıp ettin Rüknettin ya. Hayret bir şey. Tabii ki peşin alacağım. Ne demişler? Para peşin, kırmızı şapkalı kız. Bombayı da patlattım sizi gülmekten. Kırdım geçirdim, kırdım geçirdim. Hadi bakalım. Ben kaçtım. Öptüm sizi. Görüşmek üzere. Yalnız Kemal, bir şey değil mi? Senin yengenin yemek yapmaktan sonraki en etkili kitleyin ben silahı da bu acayip espriler ha. Bak söyleyeyim sana. Allah Allah, sen sanki çok güzel espriler yapıyorsun. Yapıyorum tabii, yapıyorum tabii. Ne, misal bak şimdi. Karadeniz'de bir tane helikopter metallığın üstüne düşmüş. 4 kişilik helikopter ama. Yetkililer metallıkla 450 tane ceset çıkarmış. Hala da çıkarmaya devam ediyormuş. Lan. Komik değil mi şimdi? Maymun. He. Biz burada şimdi Barış gelsin bir fıkran nasıl modunda mıyız ya? Ha? Dalga mı geçiyorsun sen bizimle? He? Gebertirim lan seni. Dur. Kemal'im şiddet getiriyor. Kaç şeytan. Bakri Hanım. Ejder Bey. Hadi hayatım. Hadi yavrum. Hadi aslanım. Aşan... Ben ismem. Oh ne güzelmiş. Kadın çocuğuna bedavadan kreşte buldu. Bakri Hanım. Ben buraya şerefimi zorla getirmedim. Ejder komiserim çok ısrar ettiği için getirdim. Canikom, sen üzerine alınma. O kocacığımın insaniyetinden. Yoksa üzerine böyle ucuz kırmızı elbiseler geçirip az solistim diye geçinenleri eve çağırmaz. Siz şimdi benim elbiseme ucuz mu diyorsunuz? Benim tersimden Gülben Ergen bile ancak bir sene sonra randevu alabiliyor canım. Üstündekine bakılırsa elbise dikmeyi öğrenmesi bir yıl alır. Bana bak fakir misin nesin? Yani misafirim diye sesimi çıkarmıyorum ama yeter artık canım ha yeter. Hanımlar gerçekten yeter artık ya yeter. Komşusunuz siz birbirinize saygılı geçinip düzgün konuşacaksınız. Bana bak Şerif. Sen de şu şurubu içeceksin, iyileşeceksin, annenin gürbüzü olacaksın. Hadi uzay gemisi geliyor. Hangarı aç yavrum, hangarı aç. Bak uzay gemisi. Hadi yavrum, aç yavrum. İsmem, ben Zazibe'ye gitmek istiyorum. Ya Ejder Beyciğim, yani Şerefim birazcık Cazibe'ye aşık da. Ya. Zazibe de bana asıl. Yani Cazibe'nin sevdiği biri var derken... Evet o benim ve aşkımızı gizlemekten bıktım, usandım. Tamam içme şurubu yavrum, içme boş ver. Bunu da dökeyim ben ziyan olmasın. İçme yavrum. Ay, hadi o zaman Cazibe teyzene gidelim de Cazibeciğini gör. Ah Ejder komiserim, yani size çok zahmetler verdik. Çok ama çok teşekkür ediyorum. İzninizi rica ediyorum. Önemli değil, önemli değil. Hocama zahmet verdim derken neyi ima ettiğini anlamadım sanma. Ama başaramayacaksın. Bu apartmandaki bütün erkekler benim ve bütün kadınlar da kocamın peşinde bile olsa... benim mutlu ve şehvet dolu yuvamı yıkamayacaklar. Planın boşa düştü Ejder. Ama yılmayacaksın. Çalışıp bu evliliğin sahte olduğunu ispatlayacak yeni planlar yapacaksın. Yalnız abicim, kusura bakma ama senin bir psikolojik tedaviye falan ihtiyacın var ha. Bu Timur yengenin ölümü seni çok sarsın Kemal. Lan manyak manyak konuşma hala ölüm ölüm diyorsun bak geberteceğim seni ha. Barış, artık düşüp düşüp danışma. Oldu ya. Allah Allah. Barış gariban ya. Gelen vursun Barış'a, giden vursun Barış'a. Yanlış bir şey mi söyledim abicim? Yanlış bir şey mi söyledim? Timur yengenin ömrü vefat etmez evlenelim dedim. Ne dedim?
Ayrıca sen nasıl evlenecek Kemal? Sen evli değil misin abicim? Nasıl evleneceksin ha? Biliyoruz lan evli olduğumuzu. İkide bir tıt tıt yapma. Allah Allah. Artist, sana fikrin soran oldu mu? Kemal. Efendim Cazibe. Sen nece lazımdırsa ele ele. Yeni menden ötürü hiçbir mesele yoktur. Boşanma senetlerini hazır ele, men o dakika imzalayarım. Halihazırda mühim olan sarı singenin son arzusunun hayata geçirilmesidir. Bir daha alın menle kalmasın ha. İyi de aklım hep sende kalacak ama ya. Çok iyisin be Cazibe, vallahi çok iyisin ya. Vay be. Cazibe yengem yani bu fedakarlığın da hani ne acayip bir fedakarlık. Dur ben seni bir öpeceğim. Vallahi çok. Tebrik ederim Cazibe yengem. Süper fedakardın gerçekten. Kemal'im. Ne var? Çaktırma bir şey diyeceğim. Yalnız sen ne olur ne olmaz Cazibe yengeye bir kağıt imzalat da ondan sonra yok efendim anlaşmayı bozduydu falan filan deyip 15.000 lirayı geri istemesin ha. İnsan oldu ki istemiş be Kemal. Barış! İyi günler. Cazibe evde mi Kinyas? Evde Meftune Hanım. Benim adım Meftune değil, Makbule. Allah Allah, benim adım da Kinyas değil, Kemal. Buyurun. Cazibe! Şerefcan, hoş gelmişsin. Bak, 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 bak. Buraya gelince hiçbir şeyin kalmadı bakıyorum da. Aa, hayırdır, mahfilandım. Ah, sorma Cazibeciğim. Sabahtan beri çok keyifsiz. Yani ağzında sürekli Cazibe, Cazibe, Cazibe diye seni sayıklıyor. Ben de aldım, getirdim şerefimi. Yaxşı eləmişsin. Anne, ne yapayım? Hastayım demesem beni Cazibe'ye getirmeyecektin. Ah, bak görüyor musun? Hmm. Neyse o zaman. Cazibeciğim, ben de bir çarşıya gidip geleyim, tamam? Olar. Şerefim, sen de bak böyle uslu uslu otur, tamam mı? Hoşça kalın Kinyaslar. Görüşürüz. Tip. Tip ya. Kırmızılı deli tip. Lan. Doktor Stres. Ne o böyle? Hastayım ayağına anneyi kandırmalar falan. Erken başladın Kinyasla. Ne oluyor? Ay Allah. Bir şey gelir. Şeref senden gelir. Ne oldu lan saldın mı? Dank mı? Kemal, dank eledi. Değersen senden kaçıptı, dank eledi. Ne dank etti ya? Singenin niye heste olduğunu başa düştüm. Niye? Seni ele getmek için. Ha, benimle evlenmek için. Ya Cazibe yenge, öyle saçma şey olur mu ya? Sen şimdi üzüntüden mi, senin içten mi ne ben anlamadım ama senin de devreler yanmaya başladı ya. İnsan evlenmek için ölümcül hastalığa yakalandığını söyler mi ya? Barış! Boş boş danışma. Onsuz da heste değildi. Bizi nömre eledi. Ne nömresi ya? Ne nömresi? Yaşı. Bayak gelen de singe bize ne deyipti? Ne deyipti? Bakak görek ne deyipti? Şeref sen de bak. Ay, ay anladım ben anladım. Tabii sen birden şimdi şoka girdin. Babam nasıl oldu da evlenmemize izin verdi diye şaştın böyle kakalak gibi kaldın. Aman boş ver. Verdi ya işte evlenmemize izin. Salla gitsin gerisini. Ne demiş atalarımız? Eat the grape, don't ask the vineyard. Değil mi ki? Üzümü niye bağırıp sorma diyor. E'si başa düşün. Singe atasını evlenmenize icaze vermesi için başka birine yalandan hasta olduğunu deyipti. O da buna inanıp size deyipti. Yeni atası başa düştünüz. Yok artık Cazibe ya. Yok artık Cazibe yenge ya. Ayrıca Singe yengem bu kadar alengirli numaraları böyle hesaplayabilmeyecek kadar salaktır yani. Yani. Ne diyorsun lan sen? Pardon ya, şimdi ölünün arkasından da böyle kötü kötü konuşulmaz değil mi? Çakacağım bir tane, kıracağım ağzını burnunu. Hala ölüm ölü diyorsun ya. Cazibe, sana da şu hareketi hiç yakıştıramadım. Vallahi diyorum bak, az önce yaptığın delikanlıktan sonra bu hareket sana hiç yakışmadı.
Hakikaten şimdi yani kadın yarın öbür gün ölecek. Toprağın altına girecek. Ondan sonra Barış, böyle bir... Vallahi döveceğim ya. Vallahi döveceğim, bir sus. Barış, Kemal ama bak Cazibe, şimdi... sus. Allah aşkına sus. Bak zaten benim üzüntüm bana yetiyor. Bir de böyle kadınca komplo teorileriyle hayatta uğraşamam. Lütfen sus. Belki seftir ama ben ele hissederim. Günaydın Nuruz Bey. Günaydın doktor. Evet, size nasıl yardımcı olabilirim Nuruz Bey? Kızım doktor. Kızım çok hasta, Doktor Havuz. Evet. Bana olanları tek tek anlatın Uruz Bey. Anlatayım doktor. Geçenlerde iş yerime bir doktor geldi. Kızımın çok hasta olduğunu ve çok az bir ömrü kaldığını söyledi. Infection. Macrae sendromu. Ben de bunun üzerine bir başka doktora daha göstermek istedim. Peki o doktor ne dedi? İşte o doktor sizsiniz Doktor Havuz. Dionysus Petrus. Elinizde filmleriniz yanınızda mı? Yanımda. Röntgen filmlerini ve test sonuçlarının hepsini getirdim. Buyurun. Bir bakalım. Lupus. Optimum. Yapmadım. O kadar kötü mü yani? İlginç. Liver fever. O kadar kötü ya. Lütfen sakin olun Nuruz Bey. Sakin doktor. Sakin. Sizi dinliyorum. Allah'ım yarabbim. Bakın doktor. Ben burada dururken bana tüm gerçeği bütün açıklığıyla anlatabilirsiniz. Hazırlıklıyım. Kızınız Nuruz Bey. Evet. Kızınız Nuruz Bey. Hı? Kızınız sizi aldatıyor. Ne? Kızınız aslında 80 yaşında. Üzgünüm ama o bir erkek. Nasıl yani? Emin misiniz doktor? Bilim asla yanılmaz Hulusi Bey. Tüm bulgular gösteriyor ki kızınız 80 yaşında ve beyaz bir erkek. Zenci dedim ya. Çok rahatladım, çok rahatladım doktor. Yani şimdi bunu söylediğinize göre bütün bunlar kızıma ait değil diyebilir miyiz? O da bir ihtimal. Evet. Olabilir diyorsunuz yani. Evet, o da bir ihtimal. Vallahi çok rahatladım. Çok rahatladım bak. Oh, şöyle bir nefes veriyorum. İyi. Peki de o doktor gelip bana bunları niye söyledi? Hani çok az ömrü kaldı falan diye niye söyledi ki? Ya bunda bir çapan oğlu var ama neyse. Böyle gözüküyor dostum. Sizin pirasına getiren başka bir neden yoksa 32 miligram adenozin trifosfat. Hemen. Çok teşekkür ederim doktor. Yani söylendiği kadar varmışsınız ha. Doktor Havuz. Size yardımcı olabilirsem ne mutlu bana Hulusi Bey. Teşekkür ederim. De anlamadığım bir şey var. Bu hani hep Doktor Havuz, Doktor Havuz diyoruz da bu başındaki G ne oluyor? Size kartımı vereyim Hulus Bey. Yolda giderken çözersiniz. Ha orada yazıyor. Polis Sezem. Ay canım benim. Simsim çok heyecanlıyım. Sonunda Kemal seni istemeye gelecek ha. Evet evet. En sonunda Kemal beni bugün istemeye gelecek. Biliyor musun Babişko kimdir, neyin nesidir, neyin fesidir demeden gelsin istesin, gelsin istesin dedi. Şahane yapmışsın da şimdi bu gece senin en önemli gecem. Yani çok güzel olman lazım, çok şık olman lazım, çok farklı olman lazım. Değil mi Paris? Ay tutuşkom herhalde senden çıkacağız. Tasarımdı, masarımdı, şakırdı, şukurdu böyle çok değişik bir şeyler alacağız, giyeceğim. Alalım. Vay vay vay, cadde kızları neşeliyiz bakıyorum ha. Bu neşenizde aile doktorunuz İlker Kalın'ın etkisi nedir acaba performansı ha? Tabii ki senin de katkın var Erdo'cuğum. O zaman bu neşenin derecesini ölçelim. Acaba neşenizin derecesi bana gelip birlikte şarap, deniz, kumsal, gitar, aynı zamanda çılgınca, kin, pişti, şişe çevirmece oynama kadar mı? Ha o kadar neşeniz var mı yani? Ay ben gelirim. Bana bak Tüte,
Bak Erdo, hiçbir zaman biz o kadar neşeli ve mutlu olmayacağız, anladın mı? Bobby, evet mi? Bak şimdi, senle bir anlaşma yapalım, tamam mı? Yapalım. Ben şimdi sana bir hareket yapacağım. Sen de o hareketten evet mi, değil mi anlayacaksın. Tamam, hadi. Bir, iki, üç, hop! Aman, pis sapık, pis sapık, pis sapık! Durma, yüzüme durma, yüzüme durma. Kalk Tutu, kalk Tutu, gidiyoruz. Arkadaşlar nereye gidiyorsunuz ya? Erdo olarak söylemiyorum. Aile hekiminiz İlker Kalın olarak söylüyorum. Lütfen gitmeyin. Kesin. Yüzme. Vurma. Ortaokul. Ergen. Şakaları. Yeter bize. Gel Tüke. Erdo'cum. Vay vay canım. Canım benim ya. Görüyor musun ya? Ya Esmer ben de ya. Esmer'i cebe koymuşum. Öbürü bana tapır yapıyor ya. Kıskanıyor tabii. Efendim. Aa, merhabalar Hulusi Bey. Nasılsınız? Ben İlker Kalın, aile hekiminiz. Evet, buyurun. Doktor, sizinle bir husus hakkında görüşecektim de. Tabii, buyurun efendim, buyurun. Kızımın hastalığı hakkında daha detaylı bir bilgi almak istiyorum sizden. Mümkün mü acaba? Vallahi çok isterdim Hulusi Bey ama Hipokrat yemininin 4. fıkrasının 7. bendinin 8. paragrafındaki Allah cezamı versin maddesi uyarınca kötü haber verdiğim hasta yakınlarıyla bir daha görüşemiyoruz. Eğer görüşürsek ceza alıyoruz. 3 maçı tarafsız hastanede oynamamız gerekiyor. 3 ameliyat tarafsız hastanede yani. Ya tüm hay Allah ya. Demek ki param başka bir doktora kısmet olacak ha. Neyse, neyse. Param derken param gibi bir şey mi? Yok, o değil doktor bey. Yani pembe panterdeki o param, o değil. Bildiğimiz nakit, keş. tabii, bu sizin ekmek kapınız canım. Biz de size bedava danışacak değiliz ya. Ama madem hani bu Hipokrat yemininiz hani şey etmiş olabilirse. Olur mu efendim? Lütfen çok rica edeceğim ya. Bu kadar zamanlık hukukumuz var yani sonuç itibariyle. Para başkasına gitmesin. Gelin konuşalım, ben çözerim o mevzuyu. O zaman şu buna yeni hanenizin adresini rica etsem de ben sizi orada bir ziyaret etsem. Efendim siz beni muayenehanemde ziyaret etmeyin. Aile doktoru olduğum için ben daha çok ekseriyetle aile bahçelerinde, çay bahçelerinde ya da kebap salonlarının aile salonlarında ikamet ediyorum. Böylece ailelerle daha karmaşıyoruz, daha birbirimize yakın oluyoruz. Dolayısıyla benim bildiğim çok güzel bir aile kafesi var. Oraya davet edeyim sizi, hatta mesajını atayım adresini. Değil mi? Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, hoşçakalın, saygılar. Geliyorum. Evet, Hulusi Bey. Sizi dinliyorum aile hekiminiz olarak. Yalnız şu para meselesini önceden bir halletsek, bir rahatlatsak, bir baskıyı ortadan kaldırsak. Para meselesi çok kolay, çok kolay. Onu hallederiz de. Benim size söylemek istediğim, sevmediğim 3 şey var. Aa, 3 şey. Hemen söylüyorum. Bak doktor evlat, ben hayatta 3 şeyden nefret ederim. 1, kışın eşofmanın üstüne ısınmak için pantolonumu giyerken eşofman paçalarının yukarıya doğru sıyrılması. 2, ayak serçe parmağımın koltuğun kenarına çarpması. 3, kendine doktor süsü veren bir soytarının kızımın çok az ömrü kaldığını ve öleceğini bana söylemesi. Ne yazık ki ilk ikiye giremedik bronz madalya. 3. maddeden bahsediyoruz. Soytarı olarak ben, değil mi? Evet, evet sen oluyorsun. Yani ben oluyorum. Sen evlat acısı nedir bilmiyor musun lan şerefsiz? Hulusi Bey, Hulusi Bey ya yemin ediyorum ben bir şey yapmadım ya. Simge dedi ya, illa yap dedi ya. Simge'nin olayı bu ya. Simge mi? Evet, para veririm dedi sana. Paraya boğarım dedi, böyle böyle yap dedi. Ben de o sıralar çok zor durumdayım yani. Böbrek falan durumlarındayım. Eğer yapmasaydım bu böbreğimi satmak zorunda kalacaktım. O kadar parasızdım yani. Vay uyanık Simge bak. Ne o? Ölüyorum numaraları. Baba. İstediğimde evlenebilir miyim yalanları? Şu uyanığın yaptığına bak. Sen görürsün Simge Hanım. Bana bak, soytarı. Şimdi bütün bu her şeyden
benim haberim olduğunu Simge'ye kesinlikle söylemeyeceksin, tamam mı? Yok canım, yani benden laf çıkmaz Hulusi Bey, lütfen çok rica edeceğim. Yani laf lafı açacak da, Simge ile karşılaşacağız da, bu durumun lafı açılacak da ben ağzımdan tutamayacağım da sanmıyorum yani. Ama canlıyı gördürsem. Peki bu miktar çeneni tutmaya yeter mi? Canlı olunca tabii. Bir başka oluyor. Hani ama bir şansını denemek istersin, hani Simge'ye haber vermek istersin de... sen Kadir'le Madir'i tanıyor musun? İyi, tanımıyorum. Ha, onlar benim çok yakınlarım olur. Tanımanı da pek tavsiye etmem. Güzel bir iş oldu ya. Hayırlı olmasın. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Nikahlı karım beni kız istemeye uğurluyor. Kemal ele deme. Onsuz da benim için çok çetindi. Bu durum benim için kolay mı zannediyorsun Bayırgül de? Ama yani işte durumumuz ortada, biliyorsun. Ama yine de sen gelmeyene kulak as. Yani Simge'yi bir doktora apar. Cazibe, yalvarırım gene başlama. Bak tamam, Simge biraz böyle antin kuntin hareketler yapıyor. Böyle aşırılıklara kaçıyor ama böyle bir şey için hastayım numarası yapmaz. Söylemez. Söylese bile bana söyler yani. Yani tamam, durumumuz çok kabullenilebilecek bir durum değil ama yapacak da bir şeyimiz yok, kusura bakma. Yaşlı Kemal, hiçbir şey demirem. Ben ele hissettim. Tamam. Yani nece istiyorsense ele ele. Tamam. Barış geldi herhalde. İnşallah çiçekle çikolatayı unutmamıştır. Ne haber Kemal? Barış, bu ne? Çiçek. Abi sen çiçek al gel demedin mi? Lan oğlum, ben sana çiçek al dedim. Gidip çiçekçi dükkanını devral demedim ki. Abiciğim şimdi hem böyle şifşak düğün var ya, bir de üstüne cenaze şeysi var ya. Ben de gittim ikisi birlikte olsun diye işte ona böyle çiçek şeysi yaptım. Barış. He. Bu ne bu? Bu yazı ne ya? Yazı işte. Puh! Aman şimdi Cazibe yenge bayan ya. Bayanların da ismi öne yazılır ya. Puh! Ben o şeysini unutmuşum ya. Ben onu hallederim Kemal. Hiç sorun değil. Ben onların yerlerini değiştiririm. Çık 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 makas şeysiyle onu buraya, bunu şuraya. Lan yazı işlerim. Sana çiçek al dedik. Gittin. Hayvan gibi çiçeği aldın getirdin, hadi ben buna kabulüm. Kız istemeye gideceğiz, bu çiçeği de böyle karşımıza koyacağız. Üstünde de Kemal, Cazibe, Kükreyen yazacak. Oh ne kadar güzel ya. İstiyorsan Cazibe'yi de yanımıza alalım. Hulusi Bey'e desin ki, Hulusi Bey, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... biz sizin kızınız Simge'yi kocam Kemal'e istiyoruz desin. Bak ne kadar güzel olur değil mi? Ben onu tamamen unutmuşum ya. Nasıl sana bu? Amip, suç sende değil. Sende 1 kilobaytlık beyin var. Suç, bu işi sana veren öküzde. Kim o öküz? Benim. Ha, öküz benim. Abicim tamam canım, bir şey dert etme. Demin makas şeysi vardı ya, ben bunları böyle zor zor oradan keserim. Cazibe yazısını atarım canım, hiç dert değil ki. Şimdi ben sana bir şey diyeceğim. Sen gene bana kızacaksın. Allah Allah, ne diyeceksin acaba, çok merak ettim. Ben çikolata almayı da unuttum. Çikolata al. Ben seni bir zortlatacağım, göreceksin çikolatanın kralı. Cazibe, biz çıkıyoruz. Her'e karşı geldin. Hadi eyvallah. Cazibe yenge, biz çıkıyoruz ha. Hadi. Oh, demeli buraya gedermiş. İyi akşamlar komşu. Haybin renkli Türkçe sinemaskopu. İyi akşamlar Ejder Bey. Hayrola, düğüne mi? Yok canım, biz kız isteme şeysine gidiyoruz da. Kız istemeye mi? Kime? Kim olacak canım? Düğüşüm Kemal. Yani diyor ki Kemal'in en yakın arkadaşı Barış'a. Evet.
Evet ulan salak çaktırma, Simge'yi sana istiyoruz. Nereden bilsin adam? Allah Allah. Efendim şimdi Simge'yi isteyeceğiz ya. Bu da tabii heyecanlı. Kafa böyle bir gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Önemli değil. Zaten normalde de biraz gidik duruyor. Hem pepelek hem gidik. Bir haftada anladınız demek ki. Ya belli oluyor ama Kemal'cim. Barış demek Simge'yi alacaksın. Pepelekliğine rağmen kabul etti yani seninle evlenmeyi. Ya işte ya. Sonunda ikna oldu galiba. Ya ama biz gene de bir isteyelim dedik. Adet yerini bulsun yani. İsteyenin bir yüzü, istemeyenin... İki. Teşekkür ederim. İki yüzü yani. Ama siz gene de Simge'ye bu durumdan bahsetmezseniz sevinirim. Yok yok, bahsetmem. İyi hayırlı olsun. Evlilik ne zaman kısmetse? Evet. Yani şimdi işte böyle bir iki aya kadar nişanlı, düğündü, böyle gerdekti falan hepsini çıkartın. Ne diyorsun lan? Ne gerdi? Öküz, ne gerdi? Ulandırıyorsun diye keskin ama. Başlatma inanmasına, Allah Allah. Güzel. Şimdi gideceksin, Simge'yi isteyeceksin. Evinin kadını, çocuklarının anası olacak, öyle değil mi? Seni sevdim Kemal. Kanuna karşı gelip sahte bir evlilik yapmamış olsan çok iyi arkadaş olurdu. Ejder Bey, daha sonra saçmalasak, acelemiz vardı. Ejderham, şu televizyondaki adam gözlerini dikti, bana mı bakıyor? Ya Fatih, adam sana niye baksın? Adama rol veriyorlar elini, onu oynuyor adam sana. Niye baksın ya? Çok bayılıyorlar adam sana. Hayır. Fakri Hanım'a selamlar, Fakri Hanım'a. Vay. Bu da deli. Deli tabii. Tip. Clark Kent'le komiser Cemil kırması bir şey. Hep bizi buluyor zaten. Yürü. Enteresan valla. Hadi gidelim. Ne oldu? Puh! Ben anahtarları şirkette unuttum Kemal ya. Puh! Bir kere de akıllı bir iş yap be kardeşim be. Yuh be! Hep yarı yolda bırakıyorsun beni. Bana bak. O zaman sen ofise git, o işi hallet. Oradan da Simge'ye gelirsin. Ne yapalım? Tamam. Ayıp ediyorsun ama şimdi. Hep öyle yapıyorsun. Şu çelengi kim aldı Kemal? Bu ne be? Orman bitmiş, buraya doldurmuşsun. Yürü, bari yardım et, şunu aşağı koyalım. Tamam. Yürü. Ay, Kadir Madin, ne iş? Yoksa Hulusi Bey hala içeride mi? Yok, evde. Bizi de acil çağırdı. Acil nakavtlık bir iş varmış. Hadi ya. Kimmiş acaba bu akşamki şanslı arkadaş? Kim olduğunu bilmiyoruz ama tanışacağız. Hadi bakayım. Simge Hanım'la evlenmek isteyen zavallı bir. Ne? Bu ne cüretmiş canım? Allah Allah. Simge Hanım da alem. Adamla evlenmek için ölümcül hastalığı olduğunu söylemiş Hulusi Bey'e. Hadi be. Yani Simge Hanım... Simge Hanım şimdi öyle bir hastalığı yok muymuş? Ama yarın sabah sevgilisini gördüğünde hasta olabilir. Hadi gidelim. Biz Hulusi Bey'in evine gidiyoruz. İstersen sen de bizimle gel. Yok canım, ben o tarafa gitmiyorum. Ben tam tersi yöne şey yaparım, gidiyorum. Hiç de işim olmaz zaten. Ben niye o tarafa şey yapayım? Ben anahtarı burada şey unuttuydum. Dur, iyi akşam. Ah Kemal ah. Simge ile Bele evlenmene icaze vermek... ...beni o kadar pis tesir eyleyir ki. Ama ölmeyene az vakit kalmış bir kız için... ...bunu elemek lazımdı. Hele değil. Cazım yenge! Cazım yenge! Kemal! Cazım yenge! Barış! Barış! Kemal'a ne olur? Şimdi Simge, Hulusi Bey, Muş'ta, Çelenk, Kadir, Vadir, Allah muhafaza, her kişi niyetini, Allah'a bakber. Barış! Barış, sakin, sakin. Bana düzgün anlat, ne olurdu? Ya şimdi hasta değilmiş. Evlenebilmek için Hulusi Bey'i kandırmış. Ben demiştim sarı kara Fatma Kemal'e ele gitmek için böyle bir şey el yer demiştim. Sen hardan bilersen? Evet. Şimdi ben anahtarı unuttuydumdu. Ondan da gittim böyle şirketten anahtarı almaya şey yapmıştım. Hulusi Bey'in korumaları var ya Kadir Madir. Onları gördüm, onlar söyledi. Tüm yengenin evinin önünde Kemal'i dövmek için bekliyorlarmış şimdi. Kemal bunu bilir. Yok bilmiyor. Ben şimdi onu arayacağım diye telefonumu çıkardıydım. Numara alamadım. Bir baktım kontrol bitmiş. Kontrol bitince dedim ki kare otur bir kareye yapıp ödemeli arama şeysine girdim. Ödemeli arama şeysine girdim. Bir ulan bir konuşalım. Barış! Sakit. Sakit. Tamam, alo Kemal. Evet, hiçbir şey konuşmayacağım şimdi. Sus. Beni dinle Kemal. Abicim senin yenge hasta değilmiş. Gerçekten evet, babasını kandırmış evlenebilmek için. Kim söyledi ya? Ben şimdi ofise gittiydim ya anahtarı şey yapmak için. Orada Kadir'le Madir'i gördüm. Kadir'le Madir'i söyledi Kemal. Şimdi kapının önünde seni dövmek için bekliyorlar. Nasıl durur işi? Ne yapacağız peki?
Ay hiç bilmiyorum Kemal. Yalnız bir şey diyeceğim. O eve kesin birinin gitmesi lazım. Yoksa işler çok feci karışacak ha. Tamam tamam. Panik yapma. Ben bir çaresini bulurum. Hadi kapat kapat. Hadi kapat. Hadi hadi. Ne deyir? Ya ne diyecek? Şimdi madem diyor Simge benimle evlenmek için böyle bir oyunu göze aldı. O zaman ben diyor her türlü Hulusi Bey'le konuşur, onu evliliğe ikna ederim diyor. Nece? Şaka lan şaka. Barış, hiç biraz daha kapat, el yerler. Şaka şeysi yaptım ya. Sen kapat kapat dedi, ben halledecek bir şeyler bulurum dedi, çot diye kapattı. Hayırdır Kemal Bey, beni böyle alelacele çağırmışsınız. Ben mi çağırdım oğlum? Allah Allah. Hulusi Bey çağır dedim. Hulusi babam mı? Kendisi burada mı? Hayır değil, evde. Beni aradı. Dedi Ziver Bey acilen bir çiçekle çikolata yaptırsın, bana gelsin dedi. Çiçekle çikolata mı? Çikolata. İyi de böyle bir şeyi neden Hulusi babam yapmış olabilir ki ya? Yoksa o düşündüğüm şey için mi Kemal Bey? Vallahi bilemiyorum, ben de şu anda en az senin kadar merak içindeyim. İçinizi yiyor değil mi Kemal Bey? Hulusi babam eninde sonunda doğru yolu gördü. Lütfen kıskanmayız lütfen. Kıskanacağım oğlum, kıskanamam. Zaten adam seni çağırmış ya. Ne yapayım yani? Lütfen Kemal Bey, lütfen. Yani böyle bükemediğiniz bileği öpeceksiniz. Eksik olma be canım, sağ ol. Ben bilek fetişi değilim ama o bilek birazdan eğilir mi, bükülür mü, öpülür mü bilmiyorum. Hadi sen vakit kaybetme. Sen vakit kaybetme diye ben sana çiçek de yaptırdım, çikolata da. Vay. Kemal Bey gerçekten de çok ince bir insansınız. Yani en azından sizin üniversitede böyle delikanlıca kaybetmeyi öğretmişler. Ama kusura bakmayın. Benim çok acil işim var, böyle hayırlı bir işim var. Kusura bakmayınız Kemal Bey. Tip. Git de gör bakalım gününü. Artist. Keşke Barış'ın getirdiği çelengi buna kakalasaydı. Çıkıt. Alo böceğim. Böceğim. Neredesin? Seni bekliyorum. Geliyorum hayatım, geliyorum. Trafikteyim. Bir 10 dakikaya falan oradayım inşallah. Tabii. Yalnız senden bir ricam var. Babana söyle sevgilim geliyor de. Altını çiz iyicene. Sevgilim geliyor de ama adımı söyleme, sürpriz olsun. Tamam böceğim, asla söylemem ismini. Sürpriz olsun, tamam. Ha bu arada gelince benim de sana bir sürprizim var. Barış, annem bak babanın bize bir sürprizi varmış. Böceğim, sürprizini ve seni sabırsızlıkla bekliyoruz. Bekle, şaşıracaksın. Hadi bay. Bay. Çıkıt. Şaka. Demek beni kandırırsın ha. Bunun da hesabı ayrıca sorulacak Simge Hanım. Buyurun. Ne oldu kızım? Nerede kaldı sevgilin? Babacığım trafikteymiş. Geliyor. Ah yavrum, ne oldu öyle? Niye öksürüyorsun? Hasta mısın yavrum? Canım babacığım. Öyle birkaç haftadır öyle kuru böyle köhün öksürük, boncuk soğuk terlemeler falan. Ama olsun. Sevdiğim adamla evleniyorum ya. Çok mutluyum yine de. Merak etme. Birazdan daha mutlu olacaksın kızım. Kapacağım. Ben de bu. Tamam canım. Gelir buraya misafirin. Buraya mı? Salona almayacak mıyız babuşum, misafirimiz yatak odasına olur mu? Olur kızım, ne olacak? Yani zaten birkaç güne kadar kocan olacak. Ne var bunda? Kadir, geldi mi misafirimiz? Kadir'le Madir mi? Kadir'le Madir'in ne alakası var babuş? Bak evlat, ben hayatta 3 şeyden nefret ederim. 1, sigorta primlerinin yatırılmaması. 2, bir form doldururken adımı ve soyadımı yazdıktan sonra oradaki kutucukların ikincisinin soyadı da ayrıldığını görmek. 3.'sü, canımdan çok sevdiğim kızımın sahte bir doktor bulup beni kısa zamanda öleceğine inandırması ve bunları da sırf elin herifiyle evlenebilmek için yapması. Yani sen... Evet, doktorun her şeyi anlattı bana.
ne olacak şimdi? Ne olacak? Çok basit. Şimdi sana 3 ay kart cezası. Kredi kartı cezası. O sevgilin olacak adama da 3 araba sopa ve bir daha da Simge'yi görmekten men cezası. Patron burada mısın? Götürdü kıyarı. İyi, alın içeri. Hulusi babacığım, Hulusi babacığım. Geldim, geldim Hulusi babacığım. Öpeyim, öpeyim. Can sesinden anlamalıydım. Bizim inek geldi dedi ama bir de hıyar deyince önce karıştırdım. Bizim hıyar buymuş demek. Ha? Sivga Hanım, öpeyim ezlen ezle. Sivga Hanım, çoban sal sese. İşte bak. Yatak odanız burası oluyor ha Sivga Hanım. Bana bak, sanki daha önce hiç gelmemiş numarasına yatma. Kalk ayağa. Çocuklar, bu adam benim kirvemin oğlu, aynı zamanda çalışanlarımdan biri. Şimdi onun için döverken biraz özen gösterin ama elinizi de öyle korkak alıştırmayın, tamam mı? Buna öyle bir sopa çekin ki bir daha kızıma musallat olmamayı öğrenecek kadar bir sopa çekin, alın götürün hadi. Siz çok komik bir insansınız ya. Döv bunu babuş, döv bunu babuş. Dövsünler, dövsünler. Hadi Kadir hadi. Sen gelsene. Be. Yani babanın kızını bana bir şaka tertip ettiniz değil mi? Çok komik. Ses gelmesin, ses gelmesin. Ağzını da kapatın. Rahatsız oluyorum. Ne oldu? Beğendin mi? Ha? Babuşum, ben çok büyük bir ders aldım bundan. Yani bir daha Ziver Bey'le evlenmeye aklımın ucundan bile geçemeyeceğim. Ha. Yani hayatımdan çıkardım, kalbimden de söküp atıverdim babuşum. Yani senin sözünden çıkmayacağım. Affet. Ha şöyle, benim kızıma da bu yakışır canım. Canım benim. Hani o alışveriş demiştim ya. Ha. Onları falan unut, tamam mı? Canım, canım. Selamun aleyküm. Şşş, uşağı yatır. Ne uşağı be? Uşağı diye Şeref'ti. Ha, uşak, Şeref ha? Ne oldu? Annesi kinya sabuna mı çıktı? Öyle deme, yazıktı, ekstrası varıymış. Aman, bana ne ya? Ne oldu, Barış nerede? Barış'ı koy bir tarafa, de görüm, ne olubdu? Ne olubdu kızım? Dayak yemiş gibi bir halimiz var mı bak? Hayır, yok. Senin yerine kim şile yayıbdı? Hayatım, bu dünyada benim koltuğumda kimin gözü var? Ziver Bey'in, tabii ki Ziver Bey yedi. Nece? Ay yazıktı. Ya bırak ne yazıyı. Akik koku, akik koku pataklamışlardır onu. Sen şimdi Simge'ye hırslendin. Hırslendim tabii, kızdım. Çünkü böyle bir şeyin yalanı olmaz. Yani insanlığa sığmaz. Valla bayağı kızdım, bence o da dersini almıştır zaten. Yani sevdiği için elemişti. Ya. Bak ya. Neye gülsen? Ya uşak uyuyor falan dedin ya girdiğinde böyle. Ne bileyim aklıma geldi. Şimdi Şeref'in yerinde hani bizim çocuğumuz uyuyor da olabilir, olabilirdi yani. Olsaydı ama komik olurdu yani. Çok gülmeliydi. Ya eylem anlamında söylemedim çocuk hani. Hani öyle o anlamda söyledim ya. Yani aklıma geldi de hani ne bileyim. Çocuk yani. Çünkü şey hani biz böyle birbirimize yaklaşırken hani böyle dudaklarımız birbirine yaklaşıyor ya, sıcaklık falan geliyor alttan. He. Kapının zili çalıyor ya. Biz bir de düşünsene kazayla böyle çocuk yapmaya kalkıyormuşuz. Mahalledeki bütün arabaların sirenleri, alarmları ötüyormuş yani. Ne anlatıyorsam ben artık. Ötür. Of. Zazime ben susadım. Ay ben yırtık don. Ne oluyor be? Susadın ha? Şu ambiyansı bozsun. Ama neye susadın biliyor musun? Sabaha kadar gıdıklanmaya susadın. Tutma beni Cazibe. Yok babacığım, dinleme. Gel gel sen de katıl. Isırıyor.